Açık Haber ekranlarından iyi geceler. İnsanlık Hali programıyla karşınızdayız. Efendim ben Deniz Seva Çöpür ve ruh sağlığı uzmanlarımız Profesör Doktor Sayın Erol Göka ve Profesör Doktor Sayın Kemal Sayar'la birlikte. Evet, bu hafta hangi konuyu ele alacağız, hangi konuyu işleyeceğiz? Mutsuzluk salgını. Adını duyunca hemen üfmeyin. Çünkü mutsuzluk salgınıyla başa çıkabilmek için neler yapabiliriz? Tüm bunları konuşacağız. Efendim bazı ülkelerde kimi insanlara göre mutluluk dendiğinde hayatta kalmak akla geliyor. Kimi ülkelerde ise kesintisiz yaşam sevinci. Peki diyor Wilhelm Schmidt. Peki ya sizce siz ne olursa ya da neler olmazsa mutsuz olursunuz? Bütün bunları konuşacağız. Modern dünyada bir anlam kaybına uğradık. Bu anlam kaybını da mutlulukla ikame etmeye çabalıyoruz. Çabalarken de kendimizi mutsuzluğun pençesinde yara ya da yaralar alırken buluyoruz. Bu yaralardan korunmak, bu yaraları iyileştirmek mümkün mü? Ve nasıl insanlık hali başlıyor? Evet, bu hafta mutsuzluk salgını konuşacağız. Ruh sağlığı uzmanlarımız Profesör Doktor Sayın Erol Göka ve Profesör Doktor Sayın Kemal Sayar bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bulduk. Şöyle kısa bir giriş yapacağım, ondan sonra sözü size bırakacağım. Şimdi bu hafta... Hep sen konuşuyorsun. Evet, öyle söylenmiş hocam. Hep ben konuşuyormuşum, öyle mi bilmiyorum ama... Yok, tabii ki sizler konuşun diye zaten buradayız. Şimdi bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. TRT İnsanlık Hali ve buralardan ulaştığınızda yayın içerisinde biz elbette ki bütün bunları dönmeye çalışıyoruz. Bunları paylaşmaya çalışıyoruz ama paylaşamadıklarımız oluyor. Yayın sonrasında da sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz. O mesajlardan biri bizim dikkatimizi çekti. Onu sizinle paylaşmak istiyoruz. Efendim bizlere Ali Bey ulaştı. Ali Bey... Şöyle bizimle geçen yıl oğlunu kaybetmiş aslına bakarsanız ve oğlunun fotoğraflarını gönderdi. Biz bu programı yaparken elbette ki bir reyting amacıyla izlensin, elbette ki tabii izlensin istiyoruz ama böyle bir amaçla değil de yani içinizden birine bile ulaşabilirsek, içinizden birinin bile acılarına ortak olabilirsek çok şey yapmışız gibi olabilir diye düşündük. Ve Ali Bey bize oğlunun fotoğrafını göndermiş. Bunu acaba böyle bir yakınlaştırdığımızda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Ve demiş ki geçen hafta bizim çocuğu güçlendirmek, evet şuradan seçebiliyor musunuz, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet, oğlu Ahmet'in fotoğrafını paylaşmış. Oğlunu kanser hastalığından maalesef kaybetmiş. Biz aileye başsağlığı diyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz Ahmet'e. Ve çocuğu güçlendirmek programını başından sonuna kadar izlemiş. Bir çocuk içerikli bir programdı o hafta. Biz çok duygulandık ve bu vesileyle Erol Hocam'ın Hoşça Kal adlı kitabını da kendisine armağan etmek istiyoruz. Ali Bey'e göndermek üzere. Kapı Yayınları'ydı değil mi hocam? Evet. Kapı Yayınları sponsorluğuyla kendilerine hediye etmek istiyoruz. Sizin de söyleyeceğiniz şeyler var mı bilmiyorum ama Ahmet Allah'tan için rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Yani, onun... Hayatın en çetin, en zor imtihanlarından biri. Sabır ve dirayet diliyoruz Ali Bey'e. Sadece bir hadis-i şerif aklıma geliyor. Lütfen. Yani o da şudur. Evladını kaybedenlerle ilgili olarak Hazreti Peygamberimiz cenneti müjdeliyor. Yani onların cennette köşkleri hazır diyor. Yani bir derde deva olur mu bilmiyorum bu söz ama hani söylemek geldi içimden. Evet hocam. Biz de hem acısını paylaşmak istedik hem de bu programı evladını kaybetmiş olmasına rağmen bir çocuk bölümüyle ilgili o bölümü izlemiş olması açıkçası bizim bu ülkede birilerine doğru ulaştığımız bilgisini bizlere verdi, hissettirdi. Bunu da seyircilerimize paylaşmak istedim. Evet, bu hafta mutsuzluk salgınını konuşacağız. Hepimizi çok yakından ilgilendirdiğini düşünüyorum. Çünkü zaman zaman hepimiz mutsuz olduğumuzu düşünüyoruz ve bunu neye bağlayacağımıza ilişkinde bazen fikirlerimiz de olmuyor. Yanlış şeylere de bağlıyor olabiliriz. Şimdi Türk Dil Kurumu'na göre mutsuzluk dendiğinde mutluluk dendiğinde bunun bir karşılığı var. Ama biz doğru mu anlıyoruz mutluluğu? Mutluluk tam olarak ne demek hocam? Biz bundan ne anlayacağız? Müsaade ederseniz Erol Hocam'la başlayalım. Tabii büyük olan benim. Buyurun.
Şimdi sevgili Kemal bana ben yayından önce... Söz büyünmüş, su küçülmüş. Ben yayından de bu arada önce dedi ki bu hafta ben çok muhalif olacağım. Ben de dedim ki ben de. Muhalefet mutluluk lafının kendisiyle başlıyor sevgili Seval. Evet. Türk Dil Kurumu'nun o kavrama ilişkin tanımını hatırlıyorum ben de ve katılıyorum. Kut diyor, saadet diyor. Mutlulukla ilgili olarak. Hı hı. Ve oralardan başlamak lazım gerçekten de işe. Evet. Çünkü bizim bugün mutluluk kavramına verdiğimiz içerikle, muhteva ile geleneksel kullanım arasında ilgi alaka yok. Ben size şöyle söyleyeyim. Geçmişte insanlar mutluluğu bir erdem olarak düşünüyorlardı. Ve bilgi mutlaka bir ahlaki süzgeçten geçerek değer kazanıyordu. Hı hı. Bugün bu kadar çok malumat olmasına rağmen bilgi olamamasının nedenlerinden bir tanesi o. Bir şey sorabilir miyim? Evet hocam lütfen. Hazır sözlüğe gitmişken enayi ne demek mesela? Enayi. Geçmişte de kullanılan bir söz. Sizi çok zorlamayayım. Yani çünkü bugün... Neden mi geliyor? Eskiden öyleydi Kemal. Yani eskiden bencil insanlara enayi deniyordu. Yani bencilliğini yüzüne vurmak için. Yani kavram değişti mi anlamsal? Tamamen tepe taklak oldu. Yani eneden geliyor. Yani bencil insana enayi deniyordu ve böyle olma diye onları tanımlayıcı, kendine gel deyici bir ifadeydi. Bugün ne? Çıkarının peşinde koşmayan, bencil olmayan insanlara diyoruz. Evet. Şimdi mutluluk da öyle. Yani mutluluk ahlaki bir kavramken. Şöyle ki. İnsanın hasletleri var. Ta Eflatun'a göre bile öyle. Müslüman dünyada bu tanımları kabullenmiş. Bir tanesi akıl mesela. Akılın erdemine bilgi olmak, bilgili olmak. Cesaret. Cesaretin erdemine yiğitlik. Şehvet. Şehvetin erdemine iffet. Şimdi bunlar dengeli olduğunda bir insanda, o insanın yaşantısında hasletleri erdeme dönüştüğünde ve denge içinde hayatını sürdürdüğünde o insana adil insan deniyor. Hı hı. Yani şehveti, yiğitliği, iffeti ve bilgiyi harmanlamış ve hayatın içine katmış insana. Ve bu adil olduğunuzda siz kazandığınız sonuç mutluluk. Şimdi mutlu musun dediğimde ben bir şey anlamıyorum. Yani danışanlarım da şundan çok mutlu oldum dediğinde anlamadım derim. Yani çünkü mutlaka orayı berraklaştırmak lazım. Biraz ışık düşürmek lazım. Ne demek istedin diye sormak lazım. O, şimdi mutluluk anketleri çıkıyor değil mi? Evet, onlardan da birazdan bahsedeceğiz. Karşılıyorum. Bahsedelim. Hı-hı. Yani çünkü mutluluk, mutlu musun diye sorulmaz. Sorulunca alınan cevap mutluluğu ölçmez. Yani bir insan mutluyum dediğinde çok eğlendim. Keyfin doruklarındayım. Bunları mı demek istiyor? Yoksa genel olarak düşündüğümüzde halinden memnuniyetini mi ifade etmek istiyor? Evet. Budur genellikle. Ona da tabii sorumuz var. Halimden memnun diyene. O soru da şu. Halin senden memnun mu yani? Yani o sorgulayıcı bakışla atmamız gereken bir adım daha var. O yüzden de mutlulukla ilgili bütün şeyi söylenenleri... Bugün akademide söylenenleri ben biraz soru işaretiyle karşılıyorum. İlla mutluluk ölçeceksek, işte halinden memnun mu da biraz anlaştık gibi. Şunu sormak lazım. Bir daha dünyaya geldiğinde aynı aileye, aynı ülkeye, aynı mesleğe ve aynı yaşam tarzına sahip olmak ister miydin? Benim için mutluluğun ölçüsü budur. Evet derse hayatından mutludur. Yoksa... Yani anlık şeylerden bahsediyorsak ya da haftalık duygu durumlarından bahsediyorsak bizim onlara verdiğimiz anlamlar farklı. Evet. Mutluluk kavramı üzerine konuşacağız ama hocam şöyle bir şey var. Şimdi programımızı böyle daha yeni izleyenler varsa biz geçen hafta neler yaptık? Çünkü geçen hafta çocuğu güçlendirmek üzerine konuşmuştuk. Biraz da programın tanıtımını yapmak adına izleyenler için bir hatırlatma, izlemeyenler için de neler kaçırdığına yönelik şöyle küçük bir VTR hazırladık. Onu bir izleyelim mi? Sonrasında evet. Devam edelim. Buyurun. Bu hafta
çocukların kişisel gelişimlerini desteklemek için neler yapabiliriz? Nasıl daha güçlü bireyler yetiştirebiliriz? İşte bütün bunların sırlarını ele almaya çalışacağız. Özellikle Doğu kültürlerinde ve özellikle İslamiyet'te çocuk masumiyetin, günahsızlığın simgesidir. Fazıl Üstün rahmetli maneviyatla ilgili şiirlerini topladığı kitabın adına Çocuk ve Allah der. Yani Allah'a en yakın olan yerdir. Çünkü o yüzden biz çocuklarımızla ilgili olumsuz bir şey olduğunda, onların korumasız bedenlerine musallat olanlar çıktığında çok fazla tepki duyuyoruz. Çocuk insanın atasıdır diyor bir şair. Hep böyle çocuğun atalarından bahsederiz ama çocuk da insanın atasıdır. Çünkü nesiller çocuk üzerinden devam eder. Ve bizim gelecekle ilgili planlarımız, projelerimiz, heveslerimiz onun üzerinden hayata geçirilir. Çocukluk döneminde yapılmış ihmaller, ihlaller, kusurlar birebir erişkin hayatına tercüme ediliyor. Bir kısım çocukta. Bir kısımda da tercüme edilmiyor. Onları konuşacağız zaten. Dayanıklı evet. Çocukları konuşacağız. Ama biz bir çocuğun ruhuna ya çözülmeyecek düğümler atıyoruz ya da onun ruhunu sıkılaştıran, gelecekte zorluklara direnmesini, dayanmasını kolaylaştıran sağlam ilmikler atıyoruz. O aile örtüsünü çocuğun üstünden kaldırdık. Evet. Şimdi belki bu kadar çok çocukla ilgili laf söylememizin altında bile, dinamiğinde bile bunlar var. Çünkü kaçınılmaz biçimde ihmal geldi. Çocukların cinsel istismarı, çocukların bedenlerini koruyabilmeleri için almamız gereken önlemler, anne babaların, eğitimcilerin, kurumların üzerine ne düşüyor, ne yapmalıyız? Eksiklerimizden bir tanesi önemli dertleri konuşamamak. Yani hasır altı etmek. Hasır altı etmek. Ya gelin öyle yapmayalım. Çünkü hani nasıl modernlikte biz çocuklara yöneldik, onları ihmal ettik utandırıyor, diye. Utandırıyor Erol. Evet biliyorum. Bu konuları konuşmak bizi utandırıyor. Abi utanalım. Yüzümüz kızara kızara şimdi, konuşalım. Şimdi biz ruh sağlığı profesyonelleriyiz. Erol Hocam da sayısız insanla karşılaşmıştır. Ben de sayısız insanla karşılaştım. Ben bu hikayeleri dinlerken kendim yerin dibine giriyorum. O sessizlik perdesi içinde bunu yıllarca, yıllarca taşıyıp, saklayıp, ilk defa mesela bana anlattığı sayısız hikaye dinledim ben. Yerin dibine geçiyorsunuz. Yani o sessizlik perdesine insan öfkeleniyor. Neden bu sessizlikle bu kadar örtülüyor bu şey diye. O kadar büyük cüzümler, o insanın hayatını bir gölge gibi takip etmiş, her şeye mührünü vurmuş bu büyük cüzümler utanç yüzünden sessizlikle hale kendisinden ediyor. Kaynaklanmayan bir utanç. Evet, ailelerin bunu duymaya hazır olması lazım. Evet, geçen hafta çocuğu güçlendirmek konusunu ele almıştık. Bu hafta da mutsuzluk salgınını konuşuyoruz. Yine hatırlatalım, bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi iletebilirsiniz. Ve bizlerin de bu yayını, bu programı takip edenlere hediyelerimiz olacak. Kapı Yayınları sponsorluğuyla hocalarımızın kitaplarını sizlere hediye edeceğiz. Ancak bu programa ilgi alaka gösteren, izleyen, takip eden ve sosyal medya hesaplarımızı da bizleri yalnız bırakmayan izleyicilerimizin göndermiş oldukları sorular, görüşler, öneriler doğrultusunda bir kura çekilişi yapılacak ve o kuralar sonrasında da her programda ikişer kitap hediye etmeyi planlıyoruz. Kemal Hocam'ın ve Erol Hocam'ın kitapları Kapı Yayınları sponsorluğuyla efendim bunları da belirtmiş olalım sizlere. Bu arada başlamadan evvel iki mesajımız var. Emirhan Yılmaz demiş ki kitap okuyor gibi televizyon izliyoruz, dilinize sağlık demiş. Ve Ali Akkaya'nın mesajını hemen paylaşalım. Öncelikle bunu değiştirmek için gönüllü olmak gerekiyor. Mutsuzluk durumumuzdan bahsediyor. Sanki insanları mutsuz yaşamak mutlu ediyor gibi. Evet güzel insanlar da var. Ama sanki bulmak zor artık. Kabuğuna çekilme fikri çok cazip geliyor. Ne dersiniz diyor. Şimdi Türk Dil Kurumu'nun mutluluk tanımı bütün özlemleri eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu diyor. Hocam siz mutluluk kavramı üzerine bir şeyler söylediniz. Hemen hocam, itiraz sizden etme hakkımı kullanmak evet, lütfen, istiyorum. Buyurun. Mutluluk hazları uç uca eklemek değil. Bana sorarsanız. Ama Kuzey Amerika'da bakarsanız
hayatta sizi anlamlandıran, sizin varoluşunuzu anlamlandıran başka bir dizgiye bulamadığınız için bir hazlar bütünü, hazları uç uca ekleyerek hazların toplamından ibaret bir duruma mutluluk diyorlar. Ben bu Amerikan tanımını elimin tersiyle itmek istiyorum müsaadenizle. İtminan diye bizde bir kelime var. Kalbin huzur duyması. Biz kendi kelimelerimizle konuşalım. Amerika'da pişirilip önümüze konulan mutluluk reçetelerine bizim karnımız tok. Ha, bazıları hakikate tetabuk ediyor, hakikate denk düşüyor. Fakat insanların üzüntü duyması gereken yerler var. Ağız dolusu gülmemesi gereken yerler var. Hüznü iliklerine kadar, kederi iliklerine kadar hissetmesi gereken yerler var. Biz bir keder coğrafyasıyız ya. Bizim türkülerimize bakın. Türkülerimiz hep gönlün sedasını dillendirir. Hüznü dillendirir, kederi dinlendirir. Bunu kovamayız biz hayatımıza. Bunu kovarsak biz eksik, yüzeysel, sığ insanlar haline geliriz. Bu topraklar acıyla kırılmış. Onunla da yüzleşeceğiz. Onunla da karşılaşacağız. Onun da içimizde eğileşmesini, bizi eğitmesine izin vereceğiz. Şimdi bu çağdaş dünyadan, modern dünyadan bize sirayet edilen mutluluk tariflerinde eksik bir şey var. Mutluluğu sonsuz bir neşe hali olarak tanımlayan eksik bir tarif var. Ben size bir düşünce egzersizi öneriyorum. Seval Hanım, şimdi sizi bir tanka koysak. Bu tankta, hani meşhur bir dizi var ya, Black Mirror'ın Türk versiyonunu çekiyoruz. Bu tankta çeşitli düğmeler olsa. Ve bu tanka girdiğin zaman düğmelere basarak hayatın en mutlu yaşantılarını elde edebileceksiniz. Ve ömrünüzün sonuna kadar da en güzel düşleri göreceksiniz, en güzel kıyafetleri giyeceksiniz, en mutlu hallerde var olacaksınız. Bir düğmeye basarak. Sonsuza kadar bu tankın içinde kalır mıydınız? Mümkün değil hocam. Yani insanın tabii ki dediğiniz gibi o bize ait olan duygulara ihtiyacı var. Eksikliklere, evet. Hüzne. Gerçek olana ihtiyacımız var. Sahte olana değil. Alın teriyle, emek harcayarak edinmediğimiz bir şeye ihtiyacımız yok. O bizde bir şey öğretmiyor. O bizde sahici bir duygu da uyandırmıyor. Mutluluk, acının, ıstırabın çemberinden geçtiğim zaman anlamlı. Sırtım yere geldiğin zaman oradan doğrulmak anlamlı. Bana bahşedilmiş olan lütfu, güzelliği hissettiğim zaman anlamlı. Şimdi bakın, bu mutluluk tarifleri haz üzerinden gidiyor yahut negatif duygunun olmaması üzerinden gidiyor. Olumsuz duygu olmazsa, endişe, huzursuzluk olmazsa bir şeyleri düzeltmeye nasıl tarif olacağım ben? Yeryüzündeki adaletsizliği, eşitsizliği, yanlışları düzeltmeye beni ne zorlayacak? O yüzden diyorum ki, yani bir inek de mutlu olabilir, herhangi bir hayvan da mutlu olabilir. Önüne samanını koyarsanız mutlu olur. Bugünkü tarife göre. Ha, Amerikan tarifine göre. O zaman dolayısıyla, mutluluk anlam olarak değişti mi? Bir yazarın söylediği gibi. Yani onu tartışalım istiyorum. Yani mutluluk nedir? Asgari düzeyde insani bir huzursuzluğa, var olmanın ıstırabına da ihtiyacımız var. Ki mutluluğu da doya doya tadabilelim. Doya doya hissedebilelim. Günümüzde bir mutluluk tiranlığı var. Yani bu yine globalleşmeyle, küreselleşmeyle bize gelen bir rüzgar. Mutlu ol, bu bir emirdir gibi bir şey. Mutlu olmak zorundasın. Ha, herkes gülerek bakmak zorunda. Selfie çekinirken herkes sırıtarak bakmak zorunda. İnsanlar bana şöyle hikayeler anlatıyorlar. Şaşırıyorum. Ya işte geçen gün şunun Facebook'taki resmine baktım. O kadar mutlu görünüyordu ki çok kıskandım. İnsanlar birbirlerine sosyal medya üzerinden nispet yapıyorlar. Ağız dolusu dişlerini göstererek. Böyle durumlarda birazcık kazıdığınız zaman alttan bir mutsuzluk çıkıyor. İnsanın mutluluğunu göstermeye niye ihtiyacı olsun? Niye hep ağız dolusu gülümsemeyle ekranlara bakmak zorunda olalım? Çünkü altta belki bir şey var, bir huzursuzluğumuz var, saklamak istediğimiz bir şey var veya insanlara bir şey ispat etmek istiyoruz. Yani insan onu yaşarken paylaşma gibi bir düşünceye de o anda sahip olamaz. Yahu paylaşsınlar da. Ha, paylaşsınlar da. Yani
her seferinde de böyle nispet yapar gibi en güzel, en güzel hallerimizi, en neşeli hallerimizle var olacak değiliz. Hayatta inişler var, çıkışlar var değil mi? Bunu eleştirmiyorum. Her zaman kendimizi çok mutlu, çok neşeli gösterme çabamızı eleştiriyorum. Ve bunun sürekli oluyor olması herhalde rahatsız. Evet, yani altta yatan, bir problem var. Refah toplumlarında da bu problem var. Şimdi biz bu programın adını konuşuyoruz bir hafta, ne konuşalım diye. Mutsuzluk salgını dedik. Refah toplumlarında 40 yıldır sürekli artan bir gelir var. İnsanlar giderek zenginleşiyor. Giderek daha efendim hayatı hazlarla yaşar hale geliyorlar. Peki daha mı mutlular? Hayır değiller. Nereye bakacağız? Depresyon oranlarına bakın. Artıyor. İntihar oranlarına bakın. Artıyor batın dünyasında. Efendim suç oranlarına bakın. Kuzey Avrupa hariç Amerika'da artıyor. Yani bütün bunlar da aslında mutsuzluk salgınının göstergeleri. İnsanlara bir şey yetmiyor. Çünkü bu yüzeysel bu mutluluk şeyi, isterisi insanları hayatta zorluklar karşısında direnmekten alıkoyuyor. En kolay, en kestirme yoldan bizi hazza götürmek istiyor. Ve o kestirme yoldan hazza gidince de yaşanmamışlık yüzünden hayatın içinde manasız kalıveriyoruz. Niçin yaşıyorum ben bu hayatta? Bu soruya cevap veremedikten sonra yaşamamın ne anlamı var? Ne yapıyorum? Kime ne hayrım dokundu? Sadece kendimi tatminden ibaret mi mutluluk? Yani cebimde çok büyük imkanlar var. Efendim şişkin cebim. Efendim bir sürü insana hükmediyorum. Kontrol duygusuna sahibim. Ama kimseye en ufak bir hayrım yok. Bir başka insanın hayatında bir şeyi değiştirmeye kendi küçük kabilem dışında niyet etmemişim. Buna mutluluk diyebilir miyiz? Buna hayırlı bir hayat diyebilir miyiz? Buna erdemli bir hayat diyebilir miyiz? Aristo'nun söylediği anlamda. Bütün bu kavramların yeniden tartışılması lazım. Bizim kalp huzurunu ve itminanı biraz daha çok konuşmamız lazım. Evet. Ha, yani pek çok şeyde ortak insanların daha mutmain bir hayata götüren, daha huzurlu hayata götüren unsurları da konuşabiliriz. Kendi zamanlarını istedikleri gibi kullanabilme kabiliyetlerini, kendilerinden daha büyük bir amaca yönelme kabiliyetlerini, kendilerini sorgulayabilme kabiliyetlerini, etraflarını değiştirebilme kabiliyetlerini, yanlış gördükleri şeyi düzeltebilme kabiliyetlerini, bütün bunların belki insanı huzura götüren anahtarlar olarak yeniden tartışabiliriz. Evet. Ama mutluluğu ne olur? O dar ve kısa ve sığ Amerikan tarifiyle konuşmayalım. Çünkü bana sorarsanız Erol Hocam ne diyecek bilmiyorum ama bu dünya yüzeyine küreselleşme marifetiyle yayılan sığ narsizmin bir marifetinden, bir okus pokusundan başka bir şey değil. O zaman bize dayatılan mutluluk anlamı, mutluluk kavramından sıyrılıp kendi kültürümüze uygun o mutluluk kavramını yeniden ortaya net bir şekilde koymamız lazım ki işi oradan doğru bir şekilde başlamak lazım. Ne diyorsunuz Erol Hocam? Tamamen katılıyorum. Yani kendi kültürümüzle kısıtlamamak bile gerekiyor. Çünkü mutluluğun bugünkü anlamı, yani mümkün olan en yüksek zevk hali anlamı ilk ne zaman geçiyor biliyor musunuz? 1690 John Locke. Evet. Ondan sonra Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nde de yer alıyor. Mutlu olmayı için çabalama hakkı olarak Kemal. Yani 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nde mutluluk artık mümkün olan en yüksek zevk anlamına gelmiş. 1690'da. 1776'da da mutluluk için çabalama hakkından bahsediyor Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi. Fakat bu zaman içinde mutlu olma hakkına dönüşüyor. Mutluluk anlık keyfe dönüşüyor. Ve insanların sürekli anlık keyif için çabalaması olağan bir şeymiş haline geliyor. Yani hayat anlamını yitiriyor. Yani ahlak gidince, bilgelik gidince, erdemler anlamını kaybedince hayatın anlamı ortadan kalkıyor. Herkes anlık keyif peşinde koşmaya başlıyor. Şimdi sen TDK'nın sözlüğüne itiraz ediyorum dedin ya Kemal. Yani TDK sözlüğündeki kavram fena değil aslında. Diyor ki bütün özlemlere, hazlara değil hocam. Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç.
Yani insani bir tanım getirmeye çalışmış. Yani batılı, o Kuzey Amerika dediğin anlama bizim TDK'nın da itirazı var. Ve sonra da mut diyor, ongunluk diyor, kut diyor, saadet diyor, bahtiyarlık diyor, saadetlilik diyor. Şimdi bakın, kut dediğimizde, kutlu olsun, mutlu olsun diyoruz ya. Bunlar köken olarak hemen hemen umut da öyle. Türkçe'de hemen hemen aynı anlama geliyorlar ve gök tanrıdan alınan şey. Yani insanın bahtı, kaderi ötelerle bağlantılı. Arapça'da da öyle, saadette de öyle. Yani sonradan Türkler saadetli haline de getirmiştir onu. Hep ona yaratıcının bahşettiği bir şey olarak görülüyor. Yani insan mutluluk hissettiğinde yaratıcısıyla bağı da hissediyor ve şükrediyor. Yani mutluluk ve şükür birbiriyle bağlantılı. O yüzden Kemal Hoca'nın sözünü ettiği huzur, huzur Arapça'da sadece ruh dinginliği değil, zihinsel barış hali değil. Aynı zamanda var olmak demek. Türkler bunu ne hale getirmiş? Allah'ın huzurunda var olmak haline getirmiş. Yani huzurlu olduğunda da hissettiği şey yaratıcıyla bağlantı. Yani şimdi biz bunlardan çıkartınca kavramları, o zaman mutluluk aranılan bir şey haline geliyor ve bir düşünürün dediği gibi de mutluluk için uğraşmanın en kötü yolu mutluluk için çabalamaktır. Evet. En kötü yolu. Yani Kemal Hoca'nın tank örneğine sürekli mesela insana iyi hissettirecek kimyasallar verebiliriz. Tabii. Yani böyle biliyorsunuz distopyalar var işte. Aldo Huxley'nin Cesur Yeni Dünya'sı. Evet. Bunu kim ister Allah aşkına? Evet. Yani ve beynimizin hayatın biyokimyasını, akışını bozduğumuzda gelecek şey mutluluk değil, o başka bir şey artık. Yani bu şuna benzer. Ağrı kötü bir şey, değil mi? Hocam bak şimdi yaşanan gerçek şeylerden biraz misaller verelim de bu söylediklerimiz çok havada kalmasın. Bir gün bir hanımefendi bana şöyle dedi. Hayatımda iyi giden hiçbir şey yok. Bir sürü şey berbat. Fakat ben şu ilacı aldığım için kendimi berbat bir neşede hissediyorum ve kendime çok öfkeleniyorum. Neşe duyacak hiçbir şey yok diyor. Şimdi bu sahte neşe, yani olmamışlığın neşesi, alkolle, kimyasallarla, efendim uyuşturucu maddelerle, sahte yaşantılarla, çok güzel yemekler yiyerek, harika yerlere gidip onun fotoğraflarını insanların gözüne dayayacak şekilde paylaşarak filan, her neyse. Bütün bunlar bize gerçek yaşanmışlığın verdiği, eziyetle gelen, eziyetin sonrasında gelen rahatlamanın, mutluluğun tadını vermiyor. Yani eksiksiz ve sürekli olması aslında rahatsızlık eden şey, değil mi? Yahu mutluluk dediğimiz şey gelir gider. Buna alışalım. Bazen bir haber alırız, üzülürüz, karalar bağlarız, içimiz kan ağlar. Bazen bir haber alırız, içimiz içimize sığmaz. Sürekli bir hal, belki bir itminan halinden bahsedersek, onun sadece insan ilişkileriyle sınırlı olmayan, insanın bu dünyadaki macerasını metafizik bir bakış açısından da anlamlandıracak bir bakışa ihtiyacımız var. Kimiz biz yani? Yeryüzünde fırlatılmış efendim hiçbir kökü olmayan varlıklar mıyız? Yoksa bir sahibi olan, bir irtibatı olan varlıklar mıyız? Varoluşumuzun anlamı ne? Meşhur sözdür. İnsanın yani hayatın niçinine cevap bulan nasılına da çok kolay cevap bulur diye. Bence anlamsız bir mutluluk mu yoksa mutluluksuz bir anlam mı sorusuna benim vereceğim cevap çok açık mesela. Anlam olmadan yok hiçbir şey. Kemal'im zaten insanı mutlu eden şey de anlam. Evet. Yani mutluluk anlamla bağlantılı bir şey. Bakın bizim program bu dördüncüsü değil mi? Dördüncüsü evet. Sen bir bayandan aktarınca benim de aklıma geldi. Çağrışımlarım oradan hareketlendi. Bu programın ortak yanının ne olduğunu söyledi biliyor musunuz? Bir arkadaşım bana. Sizce nedir? Yani sadece görüntülere baksa bir insan ve sesini duymasa. Dedi ki üç programdır izliyorum. Üçünüz de bacak bacak üstüne atmadınız kardeşim.
Saygımızdan hocam yani. Ya bir gün atarız, o saygısızlık anlamına gelir. Şimdi bakın. Yerimiz dar. Oynayamıyoruz. Nasıl baktığınla alakalı. Evet. Nasıl baktığınla alakalı. Yani sen eğer burada işte maneviyat diyen insanların yaptığı bir psikoloji programı bu. O zaman ben bunun açığını bakayım. Bak bu insanlar bacak bacak üstüne bile atamıyorlar. Yani biz bunu yapamadığımızdan atamıyormuşuz gibi görüyor. Anlatabildim mi? Yani siz o kadar dar kalıplar içinde bakıyorsunuz ki bacak bacak üstüne atma özgürlüğünüz bile yok. Yani nasıl mutluluk üstüne konuşabilirsiniz? Öyle değil. O benim verdiğim anlamla alakalı. Yani bir şarkı söyleyeyim mi? Tutup söyleyecek halim yok tabii. Sözlerini söyleyeyim. Siz, onu da söyleyebilirim ama sesim çok kötü. Seninle bir dakika mutlandırıyor beni. Maneviyatı biraz geçelim. Yani bence maneviyat illa dindarlık anlamına gelmiyor. Yani insanın bir ufki boyutu o. Yani seninle bir dakika mutlandırıyor beni diyen bir insan maneviyatın içindedir zaten. Yani ne demek o? Hayatına oradan bir anlam katmış. Aşktan katmış yani. Ve uğruna yapılabilecek ve uğruna kendisini iyi hissettiği bir anlam oluşturmuş kendisine. Öyle olunca bu anlam olmadan mutluluk olmuyor zaten. Şimdi insanların öyle dilekleri var ki bu parayla pulla ilgili değil, şanla şöhretle ilgili değil. Ama o dilek gerçekleştiğinde, o dileğe ulaştığında, o dilek için çabaladığında ve oraya yakınlaştığını gördüğünde kendisini mutlu hissediyor. Bir kere ama işte o mutluluk çok uzun sürmüyor. Sürmesin yani zaten öyle bir şey zaten. Maddi hazlarla gelen mutluluk hali hiçbir zaman uzun ömürlü olmuyor. Çünkü hepimiz bir şekilde hazla adapte oluyoruz. Yani hocam, bir arabayı aslında, çok istiyoruz hocam. O arabaya biniyoruz, o arabadan daha büyüğünü istiyoruz. Bir evi çok istiyoruz, eve giriyoruz, ondan daha iyisini istiyoruz. İnsanın maddeyle doyması mümkün değil. Şüphesiz. Şu kastettiğim şu. Kemal Hocam, yani insan, bir kere mutluluk dediğimiz şey, Sevel Hanım, evet hocam. Hem bakın hem beni dinleyin. Evet, bir kulağım sizde hocam. Mutluluk dediğimiz şey, hayatı adil, doğru dürüst yaşamak. Yani tekrar dünyaya geldiğinde aynı şey, yani kendinden eminsen, adil olduğundan, doğru düzgün yaşadığından eminsen mutlusun zaten. Saadet, o saadet sana ait. Şimdi bu. Ben ona bir şey daha ekleyeceğim hocam. Peki, insan kendine taraf bir varlık. Hepimiz pozitif yanılsamalarla yaşıyoruz hayatı. Bu pozitif yanılsamalar şunlar. Kendimizi olduğumuzdan daha adil algılıyoruz. Kendimizi olduğumuzdan daha yakışıklı algılıyoruz. Daha akıllı algılıyoruz. Daha çekici algılıyoruz. Bu yalanlarla yaşıyoruz. Seviyoruz bu yalanları. Şimdi mesele şu mu hocam? Yani bizi mutsuz yapan şey mutlak mutluluk algımız mı? Bu mu bizi mutsuz ediyor? Oradan devam edelim ama o kadar çok mesaj var ki. Ben bu soruda bir cevap vereyim de. Tamam. Hayal kırıklığı boşluğu diye bir şey var. Tanım var psikolojide. Şimdi bir laf var ya. Hayaller Mercedes, gerçekler Murat 124 diye. Hocam yine marka, adı kullanmadım. Yine marka var. Marka kullanmıyorum. Peki. Marka kullanmıyorum hocam. Evet. Burası kamu yayıncılığı yeri ya. Lütfen yani. Şimdi ben artık halkın diline pelesenk olmuş bir şey oldu. Galatı meşhur derler buna. Peki, tamam. Çok kullanılmış hatalı sözler. Yani hayatta beklentilerimizi çok yukarıda tutuyoruz ama gerçekler çok aşağıda. Ve ikisi arasında uyuşmayacak bir boşluk var. Her seferinde çok yüksek şeyler bekliyorum. Her seferinde daha azla yetinmek zorunda kalıyorum. Her seferinde hayal ettiğim zaman kendimi mutsuz ediyorum. Biraz az geçen konuştuk bunu, hani kanaat konusunu konuştuk. Biraz az ummayı, az beklemeyi, az istemeyi, arzulara gem vurmayı öğrenmemiz lazım. Mutluluğun eğer bir huzurdan, itminan duygusu olarak mutluluktan bahsedeceksek, bir iç huzuru olarak mutluluk duygusundan bahsedeceksek, olmazsa olmaz şartı günümüz dünyasında bence bu. Yoksa hepimiz bir takım yanılsamalarla yaşıyoruz. Kendimizi daha farklı algılıyoruz. Oraya bir şeyi daha ekleyelim diyelim hocam. Onun için sözünüzü kestim. Kendimizi sorgulamayı, kendi değerimizi sorgulamayı, kendi
bildiklerimizi sorgulamayı, kendimizi geliştirmeyi, tekamül etmeyi de mutluluğun, iyi olma halinin, iyilik halinin bir parçası olarak oraya ekleyelim. Yoksa hepimiz kendimizi dev aynasında görebiliriz ve kendimizi kandırırız. Fazla özgüven insanın kendini kandırması için çok kolay zemin hazırlıyor hepimize. Ya şimdiki zamanların değerli, çok özür dilerim Seval. Yani Kemal Hoca'ya ilave anlamında yer bulacak diye söylüyorum. Ya mutluluğu hani buradan şuraya ulaşabilecek bir şey olarak gördüğümüzde batıyoruz. Yani insanın, yani bizim mutluluktan daha önce anlamı ve sorumluluğu, erdemi öne almamız lazım. Bravo, evet. Biz insan olarak sorumluluklarımızı yerine getirelim. Bellidir onlar. Yani çalışalım. Ailemiz için, ülkemiz için, insanlık için çalışalım, çabalayalım. İnsan ilişkilerinde titiz olalım, kendimizi eleştirelim. Başımıza gelenlerden, özellikle acılardan dersler çıkaralım ve yürüyelim. Biz iyi olalım, mutluluk gelir zaten. Yani biz iyi olmaya değil de mutlu olmaya odaklanırsak mutluluğu kaçırıyoruz. Yani asla gelmeyecek o yani. Siz devam edin şimdi. O yüzden anlamından başlayalım istedim. Çok da doğru bir yerden başlamışız, onu görüyorum. Şimdi Ömer Demir demiş ki, mutlu mu olmamız gerekli yoksa huzurlu mu? Şimdi bizim söylediğimiz çerçeveye göre, yani biz Kemal Hoca da ben de ortaya koymaya çalıştık. Eskiler için bu ikisi aynı şeydi. Aynı şey. Yani adil ve doğru dürüst yaşamak, huzur içinde yaşamak ve o maneviyatın içinde yaratıcıyla bağını kesmeden yaşamak. Yani eskiden mutluluk da saadetli olmak da buydu zaten. Huzurlu olmak da buydu. Şimdi karıştı bunlar. Şimdi daha mütedeyyin olanlar huzurdan bahsediyor. Daha dünyevi zevklere düşkün olanlar mutluluktan bahsediyor. Ve herkes birbirine mutlu musun diyor ama kimin ne dediği belli değil. Öyle şimdi bir şeyin hocam, içine bu, bir şeyi tavsiye etmemiz lazım. Açmamız lazım. İnsanların manevi anlayışları birbirinden çok farklı, çok farklı olabilir. Burada ne sizin ne benim derdimiz bir tarz bir maneviyatı öne sürmek asla, değil. Asla asla. Tam ben tersine. Ben maneviyatı tam, daha Kemal, geniş altını şekilde çizmek için söylüyorum. Evet. Tam tersine. Yani bir insan dindar olmayıp maneviyatın içinde olabilir. Yani öteleri araştırmak, kendini sorgulamak, anlamının peşinde olmaktır maneviyat. Evet. Ben de şöyle bir tanım getireyim hocam. Kendinden, kendi nefsinden, kendi benliğinden daha yüksek, daha ötede, ondan daha geniş, daha büyük bir amacın peşinde olmak. Benimle sınırlı olmayan, benimle kendini aşmaya çalışmak, beni aşan, hatta benim içinde bulunduğum çağı ve zamanı da aşan bir idealin, bir ülkünün peşinde olmak. Bravo. Bu bir adalet arayışı olabilir. Evet. Bu bir tinsel bir arayış olabilir. Varlığı bir anlama, bir hedefe oturtmak, bir gayeye oturtmak olabilir. Bu insanlığa hizmet olabilir. Bu etrafımda yaralı gördüğüm, sızlayan, inleyen insanlara yardım elini uzatmak olabilir. Bunun bir kaydı şartı yok. Ama kendi derimin bittiği yerde bitmeyen, kendi benliğimle sınırlı olmayan, beni aşan büyük bir hedef, büyük bir ideal peşinde olmak. Daha geniş, daha büyük bir bütünün bir parçası olarak kendimizi hissetme olarak bunu tanımlayabilirim. Amaç bence bu anlama ulaşmaktır. Bize anlam sağlayacak olan şey de sadece kendi tatminimiz olamaz. Kendi tatminiyle yetinen insanın erdemli bir hayata çapa attığını söyleyemeyiz. Ve mutluluk dediğimiz şey işte bu amaç duygusuna, bu anlam duygusuna, bu tür bir maneviyata çapa atmazsa, bu tür bir ahlaklılığa, adalet duygusuna ve erdeme çapa atmazsa insanlığa getireceği bir şey yoktur ki. Şimdi biz bu hafta toplumun da mutluluktan ne anladığına ilişkin röportajlar yaptık. Evet, bu bölümümüzde bunlara da yer verdik. Bundan sonra bu röportaj... bölümde bayağı yenilikler var Seval Hanım. Var, İyi hazırlanmışsın. Evet. Şöyle söyleyeyim, bir önceki programda ne yaptığımıza yönelik tabii ki bir içerik hazırladık. Sonrasında bu hafta konuşacağımız mutsuzluk salgını ile ilgili de neler düşündüğünü sorduk halkımıza. Ne cevaplar vermişler? Önce onu bir izleyelim, onun üzerinden devam edelim. Mutlu musunuz? Hayatımızdan, yaşamdan. Tabii. Mutluyuz. Mutlu musunuz? Evet, elhamdülillah. Mutlu değilim.
Peki neden mutlu değilsiniz? Emekli memurum. Aldığımda geçinemedim de mutsuzum. Mutlu musunuz? Evet. Hayattan mı? Evet. Yok abi. Mutluyum abi. Değilim diyecektim. Mutluyum. Çok değil. Peki neden? İçinde bulunduğunuz ekonomik durumdan herhalde. Evet, mutluyum. Mutlu musunuz? Gayet mutluyuz. Bir sıkıntı yok. Günümüz insanı sizce mutsuz mu? Evet, yine evet. Peki bunun sebebi nedir? Düşük ekonomi. Peki sence günümüz insanı daha mı mutsuz geçmişe göre? Evet, illaki. Hem teknolojik şeyden dolayı. Çünkü günümüzün gençleri, yani ben de dahil, ellerimizden telefonu eksik etmiyoruz. Arkadaşlık ortamı bitti artık. Annelerimiz, babalarımız anlatıyor. Yani teknoloji yokmuş önceden. İmkan yokmuş ama daha da çok mutluluk varmış. Mutsuz olmak bir tercihtir. İşsizim ama mutluyum. Günümüz insanı geçmişe nazaran daha mı mutsuz? Yok, daha mutlu bence. Bence daha mutluydu, evet. İnsanın insanı da değişebilir yani tabii. O sadece parayla da bağdaştırmamak lazım diye düşünüyorum. Günümüz insanı geçmişe nazaran daha mı mutsuz? Ya tabii, muhakkak. İlerisini göremiyor ki gençliğimiz. Benim iki çocuğum var, ben bir emekliyim. Önünü göremiyor. Onlar için çabalıyoruz işte. Evet, insanlar paraya değer vereli daha çok mutsuz olmaya başladılar. İnsanlara değer vermediklerinden dolayı. Günümüz insanının daha mutsuz olduğu söyleniyor geçmişe nazaran. Siz ne düşünüyorsunuz? Günümüz insanının daha mutsuz olduğu söyleniyor. Doğrudur. Yani çalışma şartları olsun, yaşam biçimi olsun, imkanlar, olanaklar olsun. Ama bu hani Türkiye kısmına bakarsanız bence bu %65'i falandır ya mutsuz olan insan. Peki günümüz insanının geçmişe nazaran daha mutsuz olduğu söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Genele bakıldığında evet. Dünya geneline baktığımızda evet, doğru. Çünkü sadece İstanbul değil, dünyada hali vakti yerinde olmayan çok insanlar var. Savaşlar var. Hem de çok yakınımızda. Genele baktığınızda, ortalamayı aldığınızda evet, mutlu değil. Avrupa da mutlu değil. Çünkü 30 yıl öncesine baktığınızda ve bugünle kıyasladığınızda geriye doğru bir gidiş var. Keza biz Avrupa'da yaşıyoruz. Peki mutluluğun tarifini yapacak olsanız sizce mutluluk nedir? Yani bazı şeylere takılmayacaksınız. Daima önümüze bakacağız. Yoksa arkamızdakilere bakarsak devamlı mutsuzluk önümüze çıkıyor. Peki mutluluğun tarifini yapacak olsanız sizce mutluluk nedir? Huzur. Yani bunlar toplumun tüm kesimleri, tüm katmanları rahat olması lazım ki huzur olsun, toplum güzel olsun. Toplumda her şeyin iyi olması lazım. Şimdi gördüğümüz şu, genellikle mutluluk ekonomik imkanlara bağlı olarak değerlendirilmiş. Ben öyle gördüm ve müsaade ederseniz bu TÜİK'in yapmış olduğu çalışma var. Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2017'nin. Onun verilerini de bir paylaşayım. Onun üzerinden biraz daha geniş kapsamlı konuşalım. Ama mutlu çok olduğunu... ayrı bir şey yapmışsınız. Onu İyi değil mi hocam bu? Tabii canım. Tamam, bundan yani. Sonra yapacağız zaten bütün bunları. Elinize sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı %58. Daha önce yapılan çalışmaya göre çok az bir düşüş var. Evli kadınların evli erkeklere göre daha mutlu olduğu görülüyor. Okul bitirmeyen bireylerde mutluluk düzeyi daha fazla, öyle görülmüş, tespit edilmiş. Bireyleri en çok aileleri mutlu ediyormuş. Mutluluk kaynağı olan değerlerde sağlık ilk sırada. En yüksek memnuniyet %74.4 ile asayiş hizmetlerinde görülmüş. Bireylerin %73.4'ü kendi geleceklerinden umutlu olduğunu ifade etmiş. Veriler böyle. Ne diyebiliriz? TÜİK bunu rutin yapıyor ama itirazım var. Tabii bu verileri değerlendirilebilir. Çok önemli veriler ama konuştuğumuz mutlulukla bunun bir alakası yok. Bizim çünkü konuştuğumuz mutluluk, mutlu musunuz diye sorularak elde edilen bir şey değil. Bu memnuniyetin karşılığı. Evet. Hayat memnuniyeti. Memnuniyet bir değişken de bir şey. Yani ertesi gün sorsan aynı insanlardan farklı cevaplar alabilirsin. Bunu bilelim. Ekonomik verilerin öne çıkması şöyle. Şimdi insanların ihtiyaç hiyerarşisinde, yani kendi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa, onların mutlulukla ilgili sorulara verdikleri cevap budur. Yani ya insan
ekmek parası için uğraşıyor. Tabii. Yani çoluğunun çocuğunun geleceğinden emin değil. Yani güven içinde hissetmiyor kendisini. Yani bu temel ihtiyaçlar ihtiyaç hiyerarşisinde karşılanmadığı sürece mutluluktan çok konuşamayız. Hele hele bizim bu ihtiyaç hiyerarşisinde konuştuğumuz, işte Kemal Hoca'nın sözünü ettiği kendini aşma en son safa. Yani insanların temel ihtiyacı karşılanacak ki ondan sonra mutluluktan bahsedebilirim. Ve ama bu demek değil ki ekonomik ihtiyaçlar karşılandığında mutluluk geliyor. Hayır, böyle bir şey yok. Para, mesela piyangodan para çıktı. O insanlar mutlu olmuyor. Ya da miras geldi. Bununla mutluluk arasında bir bağlantı yok. Ama insan emeğinin karşılığında işte iş buluyor, ailesinin geçimini sağlıyor ve o çabasının karşılığını aldığını düşünüyor, mutluluk geliyor oradan. Yani temel ihtiyaçları karşılamada işe yaradığını görürse, emeğinin karşılığını aldığını görürse mutlu oluyor. Evet. Ama parayla mutluluk arasında doğrudan bir bağlantı yok. Neyle var? İtibarla var, saygınlıkla var. Yani kendini çevresi tarafından sevilen, saygı gösterilen birisi olarak gördüğünde insan daha iyi hissediyor, daha mutlu. Kabul görüyorsa. Evet, evet, evet. Yani yoksa zengin olmak mutluluk için birinci şart değil. İhtiyaçların karşılanması birinci şart. Buna bir itiraz yöneltelim. İnsanlar da diyorlar ki maddi zenginlik bize itibar kazandırıyor. Gittiğimiz her yerde insanlar önünü ilikliyorlar, bize saygıyla davranıyorlar. Ne diyeceksiniz? Günümüzde sanki bir yanlış. Şeylerini alkışlıyorum sevgili Kemal ya. Yani bir insanı sırf zengin diye düğmelerine ilikliyorsa, onlara saygı gösteriliyorsa, o çevreyi alkışlıyorum hocam, ben. Ne diyeyim yani? Nasreddin Hoca'dan beri ne böyle bir hikaye var. Ye kürküm ye. Şimdi bunu da bak, görmezden gelemezsiniz. Gelmiyorum. Gelmiyorum. Evet. Benim için zengin bir insan tek başına bak. Sizin şeyden gelmiş evet. Benim için. İnsanları da kendimden ayırt etmiyorum. Yani dişiyle tırnağıyla gelmiş bir yere, insanlara iş imkanları sağlamış, toplumuna yararlı oluyor. Tabii öpüp başımın üstüne koyarım yani öyle bir insanı. Tabii ki ona saygı gösteririm. Hayırsever. Ama sadece zengin diye ben bir insana saygı göstermem. Zenginler kusura bakmayın, olur mu? Yani insanların da gösterdiklerine inanmam, araştırmalar da göstermiyor zaten. Yani ye kürküm ye takımı var, kabul ediyorum yani. Ama yani o kesim var hocam. Ye kürküm ye hikayesinde aslında başka bir şey var. O da şudur. İnsanların riyakarlığına bir atıf vardır. Ye kürküm ye diyenler itibar göstermezler aslında. Bir tür tabasbus derdi eskiler. Yalakalık. Yağcılık. Yalakalık. Biraz argo terimlere geçtik ama anlık. Kısa menfaatleri için anlık bir prestij gösterirler. Hı hı. Ama yarın bir gün o kişi zora girdiğinde, dara girdiğinde onun yanında durmazlar. Yani bunun gelip geçiciliğini de o Nasreddin Hoca hikayesi bize anlatıyor. Aslında insanların tabii temel ihtiyaçlarının her zaman gözetilmesi lazım. Adil bir toplum, eşitlikçi bir toplum. En dezavantajlı üyelerine ne kadar uygarca davrandığıyla ölçülür. Yani bir toplumun adalet duygusu, medeniyet seviyesi en dezavantajlı kesimlerine, mesela engelli vatandaşlarımıza, mesela yoksul vatandaşlarımıza hangi güzel imkanları sunabildiğiyle ölçülür. Buna bu taleplerin hepsi çok yerindedir. Saygın bir hayat, saygınlığı tescillenmiş hayatlar her vatandaşın en doğal hakkıdır. Bunu talep etmeye herkesin sonuna kadar hakkı vardır. Sevgili hocam. Ama bir süre hocanın söylediği gibi yani kafamızın üzerinde bir çatı bulduk. Önümüzde bir aş bulduk. Üzerimize serecek bir yorgan. Hı hı. Altımıza başımızın altına koyacak bir yastık ve şilte bulduk. Bir süre sonra artık artan gelir, artan mutluluk olarak bize dönmüyor. Bu sayısız çalışmayla gösterilmiş bir şey. Evet, bu arada hocam gelen mesajları da ben paylaşmak istiyorum. Çünkü çok fazla onlara da yer verelim. O program sonrasında da biz bunları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Onlara da izleyicilerimize söylemiş olalım. Şimdi Recep Kaçmaz, eskiden insanlar hayallerine ulaştığı zaman mutlu oluyorken günümüz insanı hayallerine ulaştığı zaman mutsuz oluyor. Bunun sebebi nedir demiş. Çünkü mutluluğu tepede, hep tepede görüyor. Varıyor öbür tepede. Yani bitmeyen bir şey. Bu bir maraton gibi. Evet, yani bu bitmeyecek bir koşu haline getiriyor modern algı. Yani o yüzden olamıyor.
Yani bir şeyi, ya elindekinin kıymetini de bilmiyor. Şükretmeyi bilmiyor, minneti bilmiyor. Kemal Hocam şeyi, Nasrettin Hoca'nın hakkını yemeyelim. Yani o fıkrada siz yemediniz, ilavede yaptınız. Yani ye kürküm yeden bu fıkra anlatıldığında bize demek ki para sahibi olmamız lazım ve mal mülk sahibi olmamız lazım. Sonucumu çıkarıyoruz. Yoksa ye kürküm ye diyenleri ayıplıyor muyuz? Ayıplıyoruz. Ayıplıyoruz. Tabii. Anlatabildim yani, mi? Ortaya çıkarmak ve ayıplamak. Evet, yani bu zenginliğiyle övünmek, zenginliğini mutluluk kaynağı olarak göstermeye çalışmak, zenginliğini itibar kaynağı olarak göstermeye çalışmak boş bir şey. Yani buradan bir şey çıkmaz. Yani eğer bunlara aldanan gençlerimiz varsa eğer topluma yararlı olmak için çalışalım, iyi olmak için çalışalım. Ama sonuçta da zenginlik gelirse ne hala? Sanki var gibi. Çünkü son zamanlarda şu terim var ya, gösteri toplumu. Böyle bir şimdi gençler YouTuber olmak istiyor. Evet. Yine marka ismimi geçirdik. Onları kullanabiliyoruz sosyal medyada. Çok kolay yoldan, hızlı bir şekilde, zahmetsiz bir şekilde işte insanlara hızla ulaşmak isteyen, şöhret olmak isteyen, şöhret olup da efendim kesesini hızlı bir biçimde doldurmak isteyen sayısız genç var. Ve hatta bunlardan birisi bir film yaptı geçenlerde. Milyonlarca insan izledi. İnanılmaz bir şey. Şimdi fenomen diye bir laf var ya. Şimdi gençleri kınamayalım. Onlar da zamanlarının ruhunu yansıtıyorlar. Herkesin bir başkası tarafından doyurulmayı beklediği bir çağda yaşıyoruz. Bir başkası tarafından ihtimam görmeyi beklediği bir çağda yaşıyoruz. Narsistik hallerden bahsediyoruz. Yani kendimize o kadar sevdalıyız ki herkes bize bakmalı, herkes bize özen göstermeli diye düşünüyoruz. Neden? Çünkü zamanında yeterince özen görmedik. Zamanında yeterince aynalanmadık geçtiğimiz seans. Çocukluk yaşantıları. Geçtiğimiz görüşüp seans diye. Artık hocam olmuş. Erol Bey, sizin de geçen yaptığımız seansta bu konuyu konuşmuştuk. Siz hani divanda uzanıyordunuz. Ben ödemeyi unutmuşum, şimdi bir takım, ödeyebilir miyim? Bir takım ağzınızdan lapsuslar olmuştu. Ben de onları bu şekilde yorumlamıştım hatırlarsanız. Bir dahaki sefere divana ben uzanayım, siz beni analiz edin lütfen. Estağfurullah. Şimdi böyle bir şey var. Tehlikeli İlişki diye bir film vardı. Freud'la Jung sohbet ediyorlar gemide. Freud uzun uzun Jung'un rüyalarını analiz ediyor. Sen şöylesin, sen böylesin filan. Neyse, epey hırpalıyor Jung'u. Sonra Jung diyor ki, üstad diyor, bir de ben sizin rüyalarınızı analiz edeyim diyor. Hayır diyor, olmaz, o nasıl bir şey filan diyor. Katiyen olmaz yani. Niçin üstad? Yani bakın sıra bende, yani müsaade edin bir de ben analiz edeyim filan diyor. Olmaz diyor, ben üstadım diyor, benim otoritemi sarsarsın diyor. O üstadlar hangimiz Freud, hangimiz Jung olduk şimdi bu anlatıda? Hemen buna izleyicilerimiz karar versin. Bir telefon hattımız var mı bu konuda? Bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşıyorlar. Evet. Eğer gelirse mutlaka paylaşacağım onu. Ben şimdiden hemen söyleyeyim. Erol Gök'a bizim hem dostumuz hem abimiz hem de üstadımız. Estağfurullah. Evet. Abiyim sadece, onu kabul ediyorum. Evet. Biyolojik olarak öyle zaten, kayıtlı nüfus cüzdanına baktığımda öyle gözüküyor. Üstadlık da değişebilir hocam, mutluluk gibi. Yani zamana bağlı olarak değişiklikler olabilir. Kemal'im, şimdi sadece para getirmiyor mutluluk, onu biliyoruz. Yani araştırmalar da gösteriyor. Ama ne getirecek diye hayal ettiğiniz ne varsa onlar da mütemadi olduğunda, devamlık arz ettiğinde onlar da getirmiyor. Bir psikodrama çalışması var, biliyor musunuz? Yani en çok neyi istersiniz? Yani kim ne ister? Anne çocuğuna kavuşmak ister. Yani bütün dünyada belki ortaklaşa kabul edilebilecek an odur. Annenin çocuğuna kavuşma anı. Evet. Psikodramada bu gerçekleştirilir. Siz anne olursunuz, birisi çocuk olur, gelir size sarılır. Dramatist şunu göstermeye gayret eder. Sarıldı. Ne kadar anne çocuğu kucağında tutar? Ha, en mutlu an tasvir ettik, gerçekleştirdik. Ne kadar sonra? 3 dakika. 3 dakika sonra sıkılırsın. Şimdi Denizli'yi sen de biliyorsun Seval. Evet. Denizde bir laf var. Her gün kabagaşı, her gün kabagaşı. Tabii. Şimdi her gün istediğimiz yemeği yesek. Her gün. Yani namütenayi sağlansa o yemek. Bunu erkekler mi söylüyor Erol Hocam? Bu şimdi sözü... buradan başka anlamlar da çıkıyor. Yani bir kuşla bahar gelmez falan gibi de atasözlerimiz var, biliyorsun.
Ama gerçek anlamı aslında eski insanlar, yani mutluluğu demin söylediğimiz anlamda erdemleriyle birlikte kavrayanlar her gün kaba kaşını mutluluk dersi için kullanıyorlardı. Yani sen istediğin şeyi her gün önüne konursa ondan da bıkarsın. Tabii. Yoksa insan ilişkisini tasvir etmek için, eş ilişkisini tasvir etmek için kullanılmıyordu o söz. Anlatabildim mi? Ne kadar evet arzuladığım şey de olsa... Hayır, her gün şimdi yok ben ya işte çocuk örneğini o yüzden verdim. Her gün kabak aşı mı pişirilir? Hanımlar kabak aşını pişirmeyi çok mu sever? Çünkü mesela ben Kayseri'ye gittiğimde Kayseriler diyor ki biz haftada 5 gün mantı yemezsek kendimizi iyi hissetmiyoruz. Her gün mutlaka bir öğün haftanın 5 günü mantı, yani böyle bir arkadaşımız anlatmıştı. Mantı yememiz lazım diyor. Sizde de böyle bir tür sevilen bir yemek. Efendim kabak, taze kabak güzel olur. Kıymeti bilinir. Dalında da güzeldir. Evet. O yüzden de kabak sevenler, kabak yemeğini sevenler çok isterler bunu. Ama önüne her gün aynı yemek konursa da nefsin bir süre sonra tamam der yani. Sorularınıza bakalım mı bir yandan? Bakalım. Evet, çok bilimsel bakalım. Bir açıklamaydı. Teşekkür kabak ederim. Kabak yemeği. Her gün kabak aşı. Bunun bir kökenine bakmak lazım hocam. Evet. Hangi evden çıktı bu kabak meselesi? Şimdi Zeynep Nur Akça demiş ki insanların hayatlarındaki mahrem detayları bile sosyal medyada göze sokması hem sinirimi bozuyor hem onlar için üzülüyorum ama bir yandan da onların hür iradeleri bu toplumsal bir bozukluğa doğru ilerlemiyor mu? Ne yapmak lazım? Evet, siz programdan önce bir şey anlatıyordunuz. Bir doğum günü ya bugün öğleyin bir arkadaşımla buluştum bir kafe restoran gibi bir yerde. Ne güzel oldu değil mi? Kafe, restoran. Yani evet. Anlatacak şey bulamıyoruz. Yani hani kendime de kızıyorum yani. Ama bir anda dilime gelmiyor işte Türkçesi. Orada bir genç topluluğu vardı. 9 tane genç hanım. Hepsi de birbirinden güzeldi, şıktılar. Evet. Belli ki bir doğum günü kutluyorlardı. Ya doğum günü kutlaması eskiden neşe içinde olur. Gene neşe var. Hani insanlar mutlu mu, mutsuz mu? Yani bir iç mutluluk ayarımız var. Yani mutlu, keyif anı da, keder anı da nispeten daha az insanın hayatında. Yani daha spontanlık, o mutat hayat daha baskın. Yani keder de Allah'tan öyle yani. Yani çok kederli olduğumuz ya da çok keyifli olduğumuz zamanlar daha az. O içimizin mutluluk ayarı oluyor. Gençler de öyle. Yani belki baksan içindeki neşe ve arkadaşlar arasındaki coşku anlamında bir fark yok ama görüntü anlamında şu Sevel Hanım gördüğümüz sürekli selfie çekiyorlar sürekli ve onu paylaşıyorlar ve oradan gelen cevaplara bakıyorlar ve kendi ilişkileri 2 saat oturduk biz orada yani hiçbir diyalog olmadı kendi aralarında ama hep önlerindeki akıllı telefonlar vasıtasıyla gelen cevaplara göre ilişkilerini değerlendirdiler ve selfilerle geçen bir 2 saat oldu bir doğum günü. Ben de bir hatıramı anlatayım. Bir gün bir genç geldi. 16-17 yaşlarında bir genç. Çok gönülsüz gelmiş belli. Oturdu. Pek konuşmak istemiyor. Açtı telefonunu. Mesaj yazıyor birilerine falan filan. Görüşme sırasında? Görüşme sırası tabii. Başladık görüşmeye. Mesaj yazıyor. Konuşmuyor filan. Ben yüzüne bakıyorum. Hiç o bana doğru bakmıyor. Ben de aldım telefonumu. Ben de mesaj yazmaya başladım. Ya da mesaj yazıyor gibi yapmaya başladım. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra tabii tuhafladı, garipsedi bu durumu. Ne yapıyorsunuz dedi. Senin dedim, sana dedim sorularımı mesajla göndermeye çalışıyorum dedim. Belki böyle konuşuruz. Öyle deyince o bıraktı telefonu ve yeniden bir konuşma başladı aramızda. Az önce bir soru vardı. İşte hayallerimize eriştiğimiz zaman mutlu olmuyoruz diye. Sosyal mukayese insanları çok mutsuz eden bir şey. Hep piramidin tepesine bakıyoruz. Hep bizden daha iyi durumda olanlara bakıyoruz. Bizden daha iyi durumda olanlarla kendimizi mukayese ettiğimiz zaman mutsuz olmaya mecburuz. Kemal Hocam ama bir yandan da baktığımızda iyi ki bizden daha iyi durumda olanlar var. En iyi biziz olarak görsek kendimizi o narsistik şişkinliği nasıl halledeceğiz? Yani bir açmazın içine sürüklüyor modernlik. Yani maneviyattan kopardığımızda, hayatı anlamından sıyırdığımızda caz çavlak kalıyoruz. Evet, yani en yukarıya çıksak bir türlü kötü. Hep yukarıdakine özensek bir türlü kötü. Çıkış yok. No way out.
bir kıyaslama mevzusuna da bir girelim istiyorum. Çünkü Deniz Prager diyor ki mutluluk ciddi bir sorundur. Onu da şöyle açıklıyor. Eğer insanlar kendilerinden kendilerini çoğunlukla karşılaştırsalardı bunun bir mahsuru olmazdı. Ama öyle yapmıyorlar. Çoğu insan kendisini azınlıkta kalan bir grupla karşılaştırıyor. Bunlar kendilerinden daha mutlu olduklarını düşündükleri insanlar ve insanlar daha çok tanımadıkları insanların çok daha mutlu olduklarını düşünüyorlar. Tabii. Evet. Bu çok bilinen bir fenomendir. Benim olmadığım yer daha güzeldir. Benim üzerinde yürümediğim çayırlar daha yeşildir. Hı hı. Karşı kaldırım, benim yürüdüğüm kaldırımın karşı kaldırımı daha hızlı ilerler. Evet. Kendi bulunduğumuz hale bir olumsuzluk atfetmek. Hı hı. Ve başka yerlere, başka hallere, başka kişilere bir olumluluk atfetmek. Bu da bilincimizin bize oynadığı oyunlardan birisi. İnsan mutlu olmayı kendisi seçiyor bazen. Çünkü olayların bizim üzerimizde bıraktığı etkiyi biz anlamlandırıyoruz. Yani iki insan aynı olaya maruz kalıyorlar. Birisi ondan büyük bir mutsuzluk duymuyor. O için için diğeri kendini yiyor bitiriyor. Neden? Çünkü o olaya çok büyük bir olumsuzluk atfediyor. Yanlış bir mana atfediyor. O olayı yorumlama biçimi çarpıtılmış oluyor. Hı hı. Şimdi böyle durumlarda kendi mutsuzluğumuzu kendimiz kazıyoruz adeta kendi bedenimize. Evet. Bu kederden farklı bir şey. Evet. Keder aslında zaman zaman yaşamamız ve hayatın faniliğini, gelip geçiciliğini hissetmemiz için güzel bir duygu. Hüzün, keder, bunları alalım baş tacı edelim. Hı hı. Bunlardan öğrenelim, bunların bize öğretmesine izin verelim. Halil Cibran'ın çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki, keder içinizi ne kadar derin oyarsa neşe de o kadar çok yerleşir, yani gelir oraya. Hocam kadim kültürlerde kahkaha atmak, gülümsemek hafiften eleştirilir. Yani ne kadar kahkaha atarsan o kadar mutlusun, böyle bir şey yok. Ama gözyaşı daha çok altı çizilir. Gözyaşının kıymetinin bilinmesini daha çok önemsenir. Yani hüzün çok önemli bir şey tabii ki. Yani o nereden gelip içine çöktü senin? Yani niye bunu neyin habercisi, neyi söylüyor? Bir de her şey için hüzünlenmiyoruz ki. Yani sevdiğimiz bir insanın başına bir şey geldiğinde mesela hüzünlendiğimizde onun bizim için değerini gösteriyor. Ama sanki bu modern dünyada her şey için hüzünleniyoruz. Hüzünlenmekten kastım mutsuzluğun bizi götürdüğü bir ağlama hali ya da üzülme hali. Bu da mı kıymetli? Ya şöyle bir kişilik yapısı oluştu. Yani kişiliklerimizin ortak yanı olarak. Mesela burada sosyal medyadan bir akış var değil mi Seva? Evet. Sen bakıyorsun ona. Orada iyi söz de olabilir bizim programımızla ilgili, kötü söz de olabilir. Ama seçiş dikkatimiz, o mutluluğu engelleyen şeylerden bir tanesi de bu. Kötü olanı görüyoruz. Mesela orada 100 tane iyi mesaj var ya da 100 tane programa katkıda bulunan mesaj var. Hı. Biz ona bakmıyoruz da birisi diyor ki, niye şöyle giyinmişsin? Hı hı. Ya da niye hep Sevel Hanım sen konuşuyorsun? Ya da diyor ki, niye Kemal Bey'in sesini kesip duruyorsun kardeşim? Benim dikkatim hep oraya gidiyor. Hı hı. Yani sanki bu daha yaygın bir kişilik kalıbı haline dönüyor. Yani seçici dikkatin içinde olumsuz olanı görmek. Zaten mutlulukla derdi olan bir nesiliz biz modernler olarak. Hali hazırda biz kendimizi mutsuz etmek için o yere yöneliyoruz. Bir veri geliyor. Yani orada 100 tane iyiyi göremiyoruz, bir tane kötüye takılıyoruz. Hı hı. Böyle bir kendine eleştirir olmak aslında iyi bir şeydir. Bu kendini eleştirmek değil. Yani kendini, kıymetini kendi nezdinde gözden düşürmek. Buna çok teşneyiz. Yani narsistler de çok duyarlıdır. Şimdi narsist insan hem küçük dağları ben yarattım havasında, hı hı, hem de küçük bir eleştiri kırılgan, onu yıkar. Kırılgan. Yani sanki o ortak olan şey, yani hepimize bulaşan ve olumsuzu bize gösteren ve eleştiriye tahammülsüz yapan da narsizmin bulaşması, hepimize bulaşması. Yani burada tabii aşırı düşünmek de insanı mutsuz eden bir şey. Şimdi bu aşırı düşünmekten daha psikolojik bir tabiri, tefekkür anlamında düşünmeyi kastetmiyorum. Derin düşünme değil yani. Derin düşünmeyi kastetmiyorum.
birisi bana şöyle dedi. Acaba şunu mu kastetti, bunu mu kastetti? Acaba bana laf mı çarptı? Yani bir sözü alıp evirip çevirip içimizde derinleştirmek, onun içimize çarpmasına, bizi daha fazla üzmesine izin vermek. Yani o kişiyle gidip konuşmak yerine, ya sen şöyle bir şey söyledin ama neyi kastettin demek yerine, içimizde o sözün böyle burgaç gibi bizi delmesine izin vermek. Onu, ona içimize çok fazla yer ayırmak. Bunlar bizim neslimizde biraz daha çok olmaya başladı. Neden? Hocam geçen duygusal ceset lafımı sevmiştiniz. Şimdi bir söz daha söylemek istiyorum. Bakalım sevecek. Artık Erol Hoca'ya sevdirecek kavramlar bulmak kendisi konusunda kendimi baskı altında hissediyorum. Her hafta bir yeni bir kavram getirmem lazım. Siz de programa yenilikler getirmek. Evet ama stres altındayım evet. Bir yandan da. Yok yok bakışlarım yumuşak. Psikolojik yetimlik. Yetimlik. Evet psikolojik yetimlik. Psikolojik yetimlik. Biz yetim ne biliyorsun değil mi Kemal'im? Biliyorum evet. Öksüz dediğimiz ök anne. Anne. Evet. Yetim babası olmayak. Babası. Ha, ama hem anne hem baba yoksa yine yetim oluyor galiba. Öksüz yetim biliyorum ama ikisi birden gidince. Sanki ikisi birden oluyor. Yetimi ben anne hem ve baba gidince diye biliyorum. Evet. Öksüz de ök anne yetince. Neyse peki, Allah rahmet etsin yetimlik. Benim anneciğime babacığıma. Hayır, ben mı? Hem öksüz hem yetim olarak konuşayım bakacağız şimdi. Yani. Evet. Psikolojik... Bak şimdi kendini mazlum haline getirdi. Ondan sonra ben de kelimeyi ben beğendim mi beğenmedim mi olacak? Yok şimdi mazlum artık. Mazlumsan senden evet. Yanayım. Eyvallah. Ha. Psikolojik yetimlik aklımda Kemal. Buyur. İlk anda kulağa fena herhangi gelmiyor. Bir şeyi kendimiz yapabileceğimize inanmıyoruz. Yeterince bakım ve ihtimam görmediğimizi düşünerek anne babalığı uzmanlardan öğreniyoruz. Efendim sağlıklı yaşamı doktorlardan öğreniyoruz. Dini açıp kitaplardan okumak yerine işte televizyonda dinlediğimiz hocalardan öğreniyoruz filan. Her şey konusunda birisinin elimizden tutmasına ve bizi rehberlik etmesine ihtiyaç duyuyoruz. Bu bir kötürümlük hali, bir yetimlik hali. Ve bu da bizi hayat karşısında çok beceriksiz bırakıyor. Aslında mutluluğu da doğal bir süreç olarak değil... Yine el kitaplarından, kişisel gelişim kitaplarından, gurulardan, efendim yaşam koçlarından öğrenebileceğimiz, tedris edebileceğimiz, dersini görebileceğimiz bir şey olarak algılıyoruz. O yüzden de yetimliğimiz bir türlü bitmiyor. Çünkü bizim bizatihi hayatın içinde tecrübe ederek, yanılarak, efendim acı çekerek, ıstırap çekerek, ter akıtarak ulaşmamız gereken hakikatlere... İşte bir el kitabıyla, bir kullanım kılavuzuyla çok ışıldak bir sözle, ışıltılı bir sözle ulaşabileceğimizi zannediyoruz. Veya yaşantılarla, işte böyle kimsenin denemediğini zannettiğimiz yaşantılarla, yaşantı oburu haline gelerek, çok güzel bir yemek deneyip bunu efendim insanlarla paylaşarak, kimsenin gitmediği bir yere gidip bunu teşhir ederek, göstererek, insanlardan onay alarak, hayatta eksiklerimizi telafi edeceğimizi zannediyoruz. Mutluluğun işte haz eksenli ve onaylanma eksenli, alkışlanma eksenli tarifleri burada eksik kalıyor. Hep onaylanmaya bağımlı kaldığımız Erol Hocam, lafın en önemli kısmı burası, onu tamamlayayım müsaade ederseniz. Özgür değiliz biz. Herkesten alkış almak için yaşıyorsak, başkasının kölesiyiz demektir. Başkalarının bakışlarında aferinler görmek istiyorsak o zaman biz hakikaten onaylanma bağımlısı olmuş köleleriz. Şimdi hocam psikolojik yetimlik diye tarif ettin ya bunları. Çok yerli yerinde bir kavram. Gerçekten de tebrik ediyorum. Çünkü biz psikolojik yetim olmasak ne olacak? Yetimlik eğer baba yokluğuysa, babayı içselleştirsek, baba bizim rehberimiz olsa... Onaylanma için sahneye çıkmak ve kendimizi göstermek zorunda kalmayıp da o iç sesimize kulak versek, içimizdeki babaya, vicdanımıza, o zaman daha rahat edeceğiz. O anlamda kavram çok yerli yerine oturmuş bence. Yani baba psikolojide biraz otoriteyi ve vicdanı temsil eden bir varlık. Yani şimdiki dünyanın derdi de o. Yani baba
bir sürü psikoloji teorisinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte Hermann Böll'ün Nobel aldığı kitabı Babasız Evler. Yani babasız kaldı evler. Halbuki maddi olarak savaşta kaybedilmeleri gerekmiyordu babaların. Babalar zaten uzaklaştı evlerden. Öyle olunca biz babamızı içimize koyamadığımızda hep bakıyoruz beğenen var mı? Alkış geliyor mu gelmiyor mu? O narsistik girdaba kapılıyoruz. Halbuki baba içimizde olsa ve biz onun bizi desteklediğinden emin olsak. Bir ahlaki ses olarak bizim içimizden konuşsa bizimle. İçsel tatminimiz yani. O zaman çevreyle sadece hani bize ihtiyacı olan var mı? Ondan sonra iyi gidiyor muyum? Alkış için değil. Yani insanlığımızı test eden mahal olarak çevremizdeki insanlarla ilgileneceğiz. Evet. Ve daha insan ilişkisinin kendisine dönebileceğiz. Hocam, üç şey var ki vermeden alamazsınız. Yani size dönmesi için önce onu başkasına vermeniz lazım. Mutluluk, huzur, özgürlük. Bunları bir başkasına verirseniz size misliyle döner. Vermezseniz, esirgerseniz, o konuda cimrilik ederseniz siz de ondan mahrum kalırsınız. Çok güzel. Hizmet etmeyi, insanlara hayırda bulunmayı, insanlar için bir şeyler yapmayı önceleyen bir ihtimam ahlakına ihtiyacımız var. Erich Fromm'un bayıldığım bir sözü var. Sevgi diyor, özü itibariyle almak değil, vermektir. Verebiliyorsak seviyoruz. Bir de paylaşabiliyorsak Erich Fromm'a halkımızdan katkı, sevmek mi istersin, sevilmek mi? Sevmek diyor. Çünkü sevdiğimde eminim kendimden. Evet. Ama sevildiğimi hiçbir zaman tam test edemem. O sınavı hiçbir zaman tam atlatamam. Şu kısımları en bayıldığım kısımlar oldu diyebilirim. Böyle çok birbirini tamamlayan, destekleyen güzel bir konuşmaydı. Şimdi Amerika'da çok önemli bir üniversite, Yale Üniversitesi, mutluluk dersi açıyor. Hmm. Ve inanılmaz bir rağbet var bu derse. Öyle ki diğer derslerle çakışıyor ve bütün öğrenciler bu derse girmek istediği için diğer dersler hep boş. Ve sonunda üniversite bu dersi kaldırıyor. İnternet üzerinden ücretsiz bir şekilde vermeye devam edeceğine ilişkin bir bilgi veriyor, paylaşıyor. OVTR'mizi izleyelim, onun üzerinden devam edelim. Tamam. Yale'in en gözde dersi mutluluk. Yale Üniversitesi'nin Psikoloji ve İyi Yaşam isimli yeni dersi öğrencilerden rekor düzeyde ilgi gördü. Açılmasını takip eden 3 hafta içinde her 4 öğrenciden biri bu derse kaydını yaptırdı. Yoğun talep sebebiyle ders programlarında çakışmalar ve dengesizlikler yaşanınca önümüzdeki dönem dersin açılmamasına karar verildi. Acımasız rekabet ve performans kaygısı Yale Üniversitesi gibi prestijli eğitim kurumlarında okul kültürünün bir parçası haline gelmiş. Bu kültürün öğrenciler üzerinde akıl sağlığı krizlerine yol açabilecek etkileri olduğu düşünülüyor. Öğrenciler çoğu zaman okul başarısı uğruna mutluluklarını ikinci plana atmak zorunda hissediyor. 2013 tarihinde yürütülen bir araştırmaya göre Yale Üniversitesi lisans öğrencilerinin yarısından fazlası okulda geçirdikleri süre boyunca akıl sağlığı desteğine başvuruyor. Öğrencilere daha mutlu ve tatminkar bir hayata ulaşmanın yollarını göstermenin hedeflendiği ders, 42 yaşındaki psikoloji profesörü Lori Santos tarafından haftada 2 kez veriliyor. Psikoloji bölümü başkanı, Yale'de bir pozitif psikoloji dersi açılmasının uzun zamandır öğrencilerin talebi olduğunu ve Dr. Santos dersi önerdiğinde mutluluktan havaya uçtuğunu ifade ediyor. Ders, hem insanların gelişmesine imkan tanıyacak karakteristiklere hem de derste öğrenilenlerin gerçek hayata nasıl yansıtılacağına odaklanıyor. Dr. Santos, Yale öğrencilerinin yaşamsal tatminle ilişkilendirdikleri yüksek notlar, prestijli bir staj, iyi maaşlı bir iş gibi şeylerin mutluluğu artırmayla hiç de ilgili olmadığına dikkat çekiyor. İlerleyen zamanlarda dersin Coursera gibi e-eğitim platformlarında mutluluğun bilimi adıyla ücretsiz olarak sunulacağı belirtilmiş. Çoğumuz gerçek hayatta pek işimize yarayacak bir mutluluk dersine hayır demeyiz herhalde. Öyle ki dünyanın her yerinde mutlu olmaya insanların çok ihtiyacı var. Belki yanlış anlıyoruz. Bu kavramı tamamen değiştirdik. Ne oldu bilmiyorum ama
sürekli ve kesintisiz o mutluluk hazına ihtiyacınız var. Ben haftada iki yerine 3 dakikada bir mutluluk dersi verebilir miyim şimdi? Lütfen. Verebilirsem buyurun. Eğer. Nasıl Erol buldun hocam? Yale'deki hocayı? Yale'deki hocanın niyeti temiz. İyi. Tip olarak. Halis niyet. Tip olarak. Bilemedim. Tipiyle ilgili yorum yapamayacağım. Peki. Nedir hocam sizin değerlendirmeniz? Tipi canım, sordum yani. Evet. Ben beğenmedim. Ha, mutlaka var bir şey çünkü. Yani. Tabii yani beğenmedim. Yani o yüzden diyorum yani daha özensiz. Yani mutluluk dersinde hani birazcık daha bakımlı olmasını beklerdim. İyi giyinmesini beklerdim. Belki hoca şey mi demek istedi? Bunların bakımla giyimle alakası hocam, yok mu demek istedi? Hocam sabahtan bilemedim. Beri maddiyatın önemsizliğinden bahsediyorsunuz. Şimdi de hoca niye bakımlı değildi diyorsunuz. Ya izleyicilerimiz bu çelişkiyi yakalamaz mı zannediyorsunuz? Böyle bir çelişki mi var sanıyorsun? Nerede çelişki burada? Yani insanın iyi giyinmesi maddiyatçılığını mı gösterir? Yani kendine özen göstermesi. İlişkide ihtimam diyen siz değil misiniz Kemal Bey? Belki hocamız üzerimizdeki çul mühim değildir. Önemli olan kalbimizdir demek istiyor hocam. Ben de o etkiyi bırakmadı. Onu söylemek istedim ben de. Yani. Evet. Çok ön yargılı davrandınız hocam. Bilemedim. Evet efendim. Mutluluğun formülü çok açık. Bildiğimiz anlamda. Ne o şarkı var? Evet hocam. Benim aklıma direkt o geldi ama. Sadece onu biraz şaka yolu diye getirdim. Evet peki. 3 dakikada değil mi? 3 kelimede anlatan da var mı bunu? Hocam bugün... Geçen haftanın acısını çıkartıyor bence Erol hocam. Çünkü geçen bana hafta... dinamo olma görevi verdi ama. Sağlık olsa biraz rahatsızlıkları vardı. Bu hafta bayağı iyi. Hocam böylece biz bu programda muzır bir tarafını da keşfetmiş olduk. güzel yani içimizdeki çocuk bazen açığa çıkıyor. Yani ben izleyicilerimizden özür dilerim. Bu kadar çok kontrolsüz davrandık ve güldük. Kusura bakmayın. Evet. Ama bazen de belki hayatın belli evet. anlarında da kontrolü ve dizginleri elimizden bırakmak da gerekiyor bazen. Aidiyet, bir bütünün parçası olma, bir toplumun parçası olma. Yani yüzümüzde hikayemizi okuyabileceğimiz insanlarla birlikte olma, bizim halimizi anlayan, bizi hisseden, hissedildiğimizi hissedeceğimiz insanlarla birlikte olma. Hı hı. Bizden mesul hisseden ve bizim de kendilerinden mesul hissettiğimiz insanlarla birlikte olma. Aidiyet. İki, zamanımızı biraz daha kendi gönlümüze göre kullanabilme. Hı hı. Ve zamanımızı sevdiklerimiz için kullanabilme. Hı hı. Zamanımızı bir şeylerin kölesi olarak değil, kendi gönlümüze, kendi ihtiyarımızla biraz yönetebilme. Hayatımızda etkin olabilme. Yani... Bir şeyleri ben başarabiliyorum. Hayatımda bir şeyleri değiştirebiliyorum. Daha yoluna koyabiliyorum demek. Bizden daha büyük bir bütünün parçası olabiliyor. Ondan bahsettik. Aşkınlık. Hayatımızı güzel hikayelendirebilmek. Hı hı. Güzel hikayeler anlatabilmek hayatımızla ilgili. Bazı insanlar geliyor bize... Çok acı hikayeler anlatıyorlar. Çok acı hikayeler anlatıyorlar. Bunu kastediyorsun hocam. Yani burası sahiden açıklamaya ihtiyaç var. Çok önemli şeyler çünkü. Hayatımızı güzel hikaye... Ya yaşantımızın içindeki... iyisiyle kötüsüyle yaşanıp gidiyor hayat. Ama bazı insanlar o acıları seçiyor anlatırken. Tam onu söylüyorum hayatını hocam. Söylerken. Evet. Ve biz hiç acıdan başka bir şey yaşamamış hocam, gibi hissediyoruz. İyi bir psikiyatrist olduğunu söylediler mi daha önce? Fena değilimdir. Leb demeden leblebiyi anlıyorsunuz. Estağfurullah. Evet, yani teşekkür ederim. Beni çok iyi anladınız. Ben hissedildiğimi hissettim şu anda. İyi hissettim kendimi. Tam da Erol Hoca'nın söylediği gibi hayatımızın çizgilerini, noktalarını birleştirirken hep acının uğraklarından geçmemek. Hı hı. Arada zaferler kazandık. Arada büyük muzafferiyetlerimiz var, meydan savaşları ve bütün bu olumsuzluklardan arta kalan kişiyiz biz. Ayakta kaldık. Neden zaferlerimize hiç uğramıyor çizdiğimiz çizgiler?
biraz oraları da dolaşalım ve iyi yaptığımız şeylerin de hikayemizi anlatırken hakkını verelim. Kemal Hocam, yalnız zaferler deyince kafamızda yanlış kalmasın. Yani her insan aslında işinde gücünde, ailesi için çabalarken, insanlara yardım ederken zaferler kazanıyor. Yani her insan kendi hayatının başkomutanı aslında. Ama onu nasıl hikayelendiriyor? Orası önemli. Yoksa illa 5 kişiyi yere sermek, illa bir işte büyük ihaleyi götürmek, bu değil zafer. Başta başına yaşamak zaten. Yaşamanın kendisi. Yani hayat mucizelerle dolu zaten. Bunu başarabildiğinde, sen akşam evine ekmek götürdüğünde, çocuklarını kucakladığında zaten zafer kazanıyorsun. Happy People diye, çok özür dilerim hocam, Happy People diye bir belgesel izledim. Orada dikkatimi çekti benim. Sibirya'nın böyle zaten şartları belli. Çok zor şartlar altında yaşayan bir insan grubunun içerisinde tuzak avcılığıyla uğraşan 3-5 insan var. Daha tuzak önce avcı. Tuzak avcılığı. Çok zor. Onların yaşadığı yer Sibirya'daki o daha iyi şartlarda olan yerden çok daha zor şartlar altında çalışıyorlar ve yaşıyorlar. Soğuğun, kışın, kıyametin içerisinde, bir de suyun içerisinde işte zaman zaman balık avlıyorlar, zaman zaman tuzak avları falan kuruyorlar. Daha önce devlet onları parayla görevlendiriyor. Bir 10 kişi gönderiyor ama içinden sadece 2-3 kişi oradaki yaşam şartlarına uyum sağlıyor ve mutlu olarak yaşamaya devam ediyor. Yani benim o belgeselde gördüğüme göre sanırım şartlardan, imkanlardan, her şeyden bağımsız bir mutlu olma durumu ve hali var. Çünkü yaşanılacak gibi değil. Ama orada yıllarını, 50-40 yılını ne yapmış? Orada geçirmiş. O zor şartların içerisinde geçirmiş ve soruyorlar. Diyorlar ki mutlu musun? Evet, kesinlikle. Çünkü doğayla baş başayım. Burada her şeye özgür irademle ben karar veriyorum. Teknoloji yok, telefon yok, internet yok, elektrik yok, vergi yok, sorumluluk yok, bürokrasi yok. Sorumlulukları var. Hayata dair ve kendine dair. Başkasına maske takarak kendini göstermek yok. Zorunda değil. Sadece kendisi olarak orada var olabiliyor. Evet. Yetinmeyi biliyor. Hayatın içine saklı mucizeleri görebiliyor. Hocam çok güzel söyledi. Her sabah işimize giderken akşam sıcak evimize geleceğimizin bilgisiyle yaşıyoruz. Bu bize bir emniyet veriyor. Ve bu bilgiyle yola çıkmak bize bir emniyet veriyor hayatın içinde. Her akşam evimizden adım attığımızda, o sıcak yuvaya girdiğimizde, çocuklarımızla kucaklaştığımızda bize bir nimetin bağışlandığını idrak etmemiz lazım. Her sabah uyandığımızda da bize bir günün daha bağışlandığını idrak etmemiz lazım. Şibli'nin bir sözü var Erol Hocam, çok seviyorum. Şükür nimeti değil, nimeti vereni görmektir diyor. Çok güzel. Nimeti vereni gördüğümüz, onun lütfunu hissettiğimiz bir hayat daha anlamlı bir hayat. Neden biz bir yemeği yerken onun bizim soframıza Allah'ın bir bağışı, bir lütfu olarak konduğunu hissetmeyelim? Bunu hisseden bir insan, yani herkes böyle hissetsin demiyorum ama bunu hisseden insan varlığı bütün zerrelerine kadar daha dolu dolu yaşar gibi geliyor bana. Bir de hocam, o hissin içine girdiğinde Allah da yardım ediyor insana. Ben Körfez depreminde Ankara'ya da geldi yaralılar. Hastanenin sorumlusuydum. Deprem işlerini organize eden ekipteydim. Birçok insan geldi yaralı. Birçoğu evini kaybetmiş, her şeyini kaybetmiş. Kimisi yakınlarını kaybetmiş. Kemal, üçüncü günden sonra koğuşlarda, hastanede koğuşlarda espriler üretilmeye başlandı. Tabii. Yani Allah da yardım ediyor. Yani psikolojimizin onarılmasına da yardımcı oluyor. Yani o birçok kayıp yaşamış. Yani Sibirya'daki diyorsun ya. Yani Sibirya'dan da kötü halleri. Ama o hayata bağlı olmak, hayatın devam ettiğini hissettirmek, şükreden insanı kayıp halindeyken bile başarabildiği bir şey oluyor. Yani ve yarınki görevine bakmaya başladığında ve güneşi hissettiğinde, bugün oldu dediğinde, o Allah'ın bahşettiği neşe de geliyor. O hayata tutunma arzusu da geliyor.
işte şu şükrün inanılmaz nimetleri var. O yüzden de hep bize çocukken şükret şükret derdi büyüklerimiz. Yani zorluklar karşısında bile isyan etme şükret. Şimdi daha iyi anlıyorum. Yani eskiden yani işte biz bu kadar inançlı insanlar hayatı tabii ki değiştiremezler. Çünkü her şeyi şükrediyorlar deyip onu küçümsüyorduk. Halbuki psikolojimizin onarılması için o zorluklara rağmen hayata tutunabilmek için ne kadar gerekliymiş o şükür. Yoksa zaten zaman zaman ben de bir hikaye anlatabilir miyim? Şimdi Erol Hoca konuşurken ortaokul yıllarında okuduğum bir hikaye aklıma geldi. Muhtemelen O. Henry'nin öyle nefis hikayeleri vardı, onun kısa hikayeleri. Bütün Dünya diye bir dergi çıkardı. Sonra yeniden çıkmaya başladı. Ben yutardım onun ciltlerini, böyle bir sürü hikayeler. Oradan okuduğum bir sürü şey aklımda kalmış. O çağlarda insanın dimağına demek ki işlenen şeyler kalıyor. İki tane hasta bir hastane odasında bütün günlerini sohbet ederek geçiriyorlar. Bir tanesi cam kenarında yatıyor, birisi koridor tarafında, kapı tarafında. Cam kenarında olan sürekli aşağıya bakarak ona her gün rastladığı insanları anlatıyor. Bak diyor, bakkal yine zamanında açtı diyor. O diyor kıvırcık saçlı kız geldi diyor, ondan hemen gazete aldı. Çok neşeli bugün. Ertesi gün bugün kız çok üzgün. Bak işte kaytan bıyıklı polis ona yan yan baktı filan. Bir sürü hikayeler anlatıyor. Sabahtan akşama caddede gördüğünü, aşağıdaki sokakta gördüğünü yanındaki arkadaşına anlatıyor. Öyle günler geçiyor. Sonra kötü bir fikir geliyor oda tarafında yatan hastaya. Diyor ki niye o seyrediyor ki diyor. Ben seyredeyim diyor. Bir gece o fesat duyguyla onun kriz anında aldığı ilaçları eliyle o uyurken itiyor. Ve sabaha doğru hasta krize girdiğinde o ilaçlarını bulamıyor ve vefat ediyor. Sonra gel zaman git zaman ertesi gün onu diğer yatağa alıyorlar. Oh diyor, şimdi artık kendim seyredeceğim, kendim onun yorumlamasına gerek kalmadan bütün sokakta kendi gözümle canlı canlı göreceğim her şeyi diyor. Ve başını çevirdiğinde simsiyah bir duvar görüyor aşağıda. Hiçbir şey yok. Bunun bir filmi var mıydı hocam? Sanki hatırlıyorum ben de bunu. Ya da hikayesini ben de okumuş bilmiyorum. Olabilirim, değil mi? Ya bu çok tatlı bir hikaye gelir bana. Hayal kurabilme gücü yine insanı huzurlu, mutlu, itminan dolu bir hayata götürür. Geleceği tasarlayabilme, hayal edebilme gücü. Yahya Kemal'in çok meşhur, çok sevdiğim bir dizesi var. Hayal biterse diyor, bir yer ki hayal biter. Ne diyor? Neyse tam çıkaramadım. Temdidi ömre kudreti kalmaz tahayyülün diyor. Hayalin bittiği yerde, tahayyülün bittiği yerde ömür uzamaz. Ömür bereketlenmez, ömür çeşitlenmez. Dolayısıyla hocam, hayal kurabilmeyi, ümit edebilmeyi de mutluluğun bir rüknü olarak düşünüyorum. O yanındaki insana dair, arkadaşıma iyi şeyler anlatayım hissi olmasaydı o insan hayal kurabilecek miydi hocam? Bir de o var, yani insanı insan yapan, diğer insana dair hissettiklerini, ona aktarmak istediklerini. Aile yaşayabilme arzusu. Değil mi? Evet. Yani öyle olunca hayali de orası teşvik ediyor yani. Şimdi mutsuzluğun bizi götürdüğü bir yer var. Günümüzde de pek çok insanın içinde kendini bulduğu şey depresyon. Biraz ondan da bahsedelim. Daha sonraki bölümlerde depresyona çok daha fazla girelim istiyorum ama bugün... Evet, bence bir program yapalım depresyonla. Ama yine de yani mutsuzluğun o uç noktası, bizi götürdüğü yer depresyonla ilgili, mutlulukla ilgili. Siz öyle mi diyorsunuz ona? Yani ben sanki öyle görüyorum, bilmiyorum. Şimdi de hekim gözüyle yani, bakıldığında biraz farklı. Şöyle söyleyeyim aslında sorumu tam olarak. Şimdi moral bozukluğu, üzüntü, depresyon arasındaki fark ne? Çok fark var. Yani o yüzden dedim yani mutsuz olma kardeş, niye sonra depresyona gidersin? Böyle bir şey yok. Yani depresyon... Yok mu? Yok. Yani bugünkü bilgilerimize göre yani depresyon hayata mutsuz bir felsefeyle bakan insanların sonunda yakalandığı hastalık değil. Tamam. Yani bunu bir ayırt etmemiz lazım. Depresyon nedenlerini araştırdığımız ve birçok
nedene bağladığımız bir rahatsızlık. Ve o yüzden de ve çok da sık görülüyor, özellikle hanımlarda, erkeklerin iki misli, neredeyse insanların 7'de 8'de 1'inin muzdarip olduğu bir rahatsızlık. Depresyona haksızlık etmeyelim derken onu kastettim. Yani aşırı mutsuz olmakla depresyon birbirinden bağımsız. Bağımsız. Evet. Bağımsız. Bir kere onu ama depresyonun karakteristiklerinden bir tanesi de mutsuz hissetmek. Daha doğrusu zevk alamamak. Şimdi Locke'dan alıntı yapmıştık 1690'da. İmkan dahilindeki en yüksek zevk diyor ya, mutluluk için. Depresyon niye mutsuzlukla özdeş hale getiriliyor? Çünkü temel karakteristiklerinden bir tanesi hayattan zevk alamamak. Yani her şeyin, hayatın bir tadı var. Yani onu yemekten hissediyorsun, insan ilişkisinde hissediyorsun, nefes alırken hissediyorsun. Bu tadı almıyor depresif. Bir belirtisi. Belirtisi. Evet. Belirtisi. Ve bunun günlük bir kere konuştuğumuz mutsuzlukla doğrudan bağlantılı değil. Çünkü işte insanlara sorduğu soru, ben mutsuzum dediğinde, o depresyon değil. Olabilir sadece. Çünkü bu ayrım bilmek lazım. Olabilir. Bilmediğimiz sadece için de bütün mutsuz insanların sanki depresyondaymış bu, gibi. Bu sınav sorusudur. Evet. Yani uzmanlık sorusudur. Yani günlük hayattaki moral bozukluklarıyla, hayal kırıklıklarıyla depresyonu nasıl ayırt edersin? Yani bunu bildiğinde uzman olmaya yaklaşmışsın demektir. Yani önemli bir uzmanlık sorusu sorduk. Bu, ama bunu halk sağlığı bilinci açısından da çok konuşmamız lazım. Evet. Yani her, çünkü Türkiye'de mesela depresyon ilaçlarının en çok kullanıldığı ülkelerden bir tanesi, israf edildiği. Halbuki insanımız bunu bildiğinde, şimdi antibiyotik israfından bahsediyoruz da antidepresan israfından da bahsetmek lazım. Evet. Yani antidepresanlar insanları mutlu eden ilaçlar değil, mutsuzluk sırasında kullanılacak ilaçlar değil, depresyon hastalığında kullanılacak ilaçlar. Depresyon hastalığı da mutsuzlukla özdeş değil. Yani popüler bilinçten bunu birazcık iyi ayıklamak ve iyi göstermek lazım. Depresyon bir hastalık. İlla ayırt edici bir kriter söylemek gerekirse, o da kendine olan saygısı ve suçluluk hissidir. Yani depresifin mutsuzluğu, sıradan insanın mutsuzluğundan ya da bir hayal kırıklığı yaşamış, başına bir sorun gelmiş, acı çeken bir insanın mutsuzluğundan farkı, bunun sebebinin kendisi olduğunu düşünmesi ve kendisine saygısının ortadan kalkması ve suçlu hissetmesi. Evet, bu önemli bir ayrım. Çok önemli bir ayrım. Yani sınavda sorulduğunda bunu söyleyecek. Suçluluk duygusu ve benlik saygısı diyecek. Kendine olan saygısı da gitmiştir ve çok önemli bir rahatsızlık işaretidir. Her kötü şeyin sebebi olarak kendisini görüyorsa, depresyon. Başıma gelen bunca felaketin sebebi benim diyorsa, bu büyük ihtimalle buradaki mutsuzluğun altında depresyon vardır. Tabii depresyon istatistikleri yükseliyor. Çünkü toplumsal bağlar eriyor. İnsanların birbirine yardım etme kabiliyetleri, birbirinden yardım isteme kabiliyetleri azalıyor. İnsanlara bir şemsiye olan, koruyucu bir şemsiye olan bir takım değerler aşınıyor. İnsan çok büyük bir dünyada başka insanlara, varlığa ve zaman zaman da kendisine yabancılaşmış bir halde kendisini buluyor. Kayıtsızlık çok ön planda. İnsan peki bence günümüz toplumunda yeterince dikkate alınmadığını hissediyor, yeterince ciddiye alınmadığını hissediyor. Ve bu yüzden de kişisel bir önemsizlik duygusu yaşıyor. Biz neden o kadar selfiler çektiriyoruz? Neden kendimizi hep sosyal medyada afişe etme ihtiyacı duyuyoruz? Çünkü bu çoklu dünyada, her yerden bir uyarının yağdığı dünyada dikkat çekmeyen bir insan olduğumuzu, zavallı bir insan olduğumuzu düşünüyoruz. Dolayısıyla bir şekilde insanların, başka insanların dikkatini çekmeye yanlış yollarla da olsa çabalıyoruz. Bu da insanların içinde çok büyük bir boşluk duygusu ve daha sonra bir depresyona dönüşebilecek ağır bir ruhsal sıkıntıya, bir terk edilmişlik hissine yol açabiliyor. Ben depresyona karşı, yani bir koruyucu tedbir olarak çok basit şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Bir, nedir hocam bunlar? Bir, sevdiklerimizin yüzüne bakarak uzun zaman geçirme.
gün içinde birbirimize sevgi ve takdir sözlerimizi daha çok ifade etme. Koruyucu tedbirler bunlar. Hem yani depresyonlu insanı depresyondan çıkaracak şeyler değil. Koruyucu tedbirler. Güzel sözlerin konuşulduğu, bize bir ufuk ve anlam tayin eden ortamlarda daha çok bulunma, zehirli sözlerin havada uçuştuğu ortamlardan uzak durma ve zehirli insanlardan, bize hep kötümserliklerini ve umutsuzluklarını şırınga eden insanlardan uzaklaşma, onlarla bir, belli bir mesafe ayarlama. Çok özür dilerim, şöyle bir söz vardır ya, sıklıkla görüştüğünüz 5 kişinin ortalamasısınız. En sık görüştüğünüz 5 kişinin ortalaması. Yani biz çevremizde çok fazla mutsuz, umutsuz insanları barındırırsak ve onlar için ne yaparsak yapalım onları değiştiremiyorsak, çünkü mutsuz insanlar için de bir şeyler yapabiliriz. Hepimizin bataryası var. Hepimizin bir gücü var. Egomuzun, benliğimizin bir gücü var. Bazı insanlar o kadar iyiler ki, ben karşılaşıyorum onlarla. O kadar iyiler ki Erol Hocam, hep vermek istiyorlar. Güzel ve enfes bir şey ama kendini de azıcık sakla. Kendini de azıcık sakla. Kendin içinde bir şeyler koru. Sevdiklerin içinde bir şeyler koru. Onlara da vermeye ihtiyacın var. Herkes ama böyle birisini yakaladığı zaman bazı insanlar da sonuna kadar istismar edebiliyor. Evet, sömürülüyorlar. Dolayısıyla hep veren, hiç alamayan insanlar bir süre sonra bir tükenmişlik sendromunun içine girebiliyorlar. Duygusal tükenmişliğin içine girebiliyorlar. Hepimizin besleneceği yerler olmalı. Sadece işimiz değil, sadece ailemiz değil. Hayatın içinde nefes aldığımız, bize nefes borusu olacak başka neşeleri, başka türlü oluşları tecrübe ettiğimiz varlık alanları olmalı ki oralardan daraldığımızda, sıkıştığımızda imdat isteyebilelim. Ve bir de yeni bir şey okudum Erol Hocam. İzleyicilerimize de bir tavsiye olarak vermiş olalım buradan. İrade dediğimiz şey idareli kullanılmalı. İrade de tükenebilir diyor bir yazar. İrade konusunda çalışan bir yazar. Dolayısıyla en çok yapmak istediğiniz işi sabaha saklayın diyor. Böyle bir önerisi var. Çünkü yaptıkça bir sürü şeyi irade yavaş yavaş azalıyor, tükeniyor ve günün sonuna sakladığınız şeyler, yeterince dinlenmemiş olursanız ve hep efor sarf etmiş olursanız, çok isteksiz bir dönemde size rastladığı için onları yapamaz hale gelebilirsiniz diyor. Çok güzel bir yere değindin. Sen zaten bu bölümümüzde o konuya da yer verecektik. Tükenmişlik sendromu. Biz bunu çok yakın bir tarihte bir ünlüyle duyduk. Bilmem, ben öyle duydum da siz tabii daha önceden duymuş olabilirsiniz bunu. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Ben izlediğim o belgeselde, Happy People belgeselinde, o kadar ağır, zor şartlar altında yaşayan insanların böyle bir sendroma kapılmayacağına ilişkin bir fikir edindim. Fakat beyaz yakalı dediğimiz çalışanların çok çabuk, ya da işte ne bileyim ünlü dediğimiz insanların çok çabuk böyle sendromlara kapıldığını görüyoruz. Nedir bu tükenmişlik sendromu? Şimdi Sevel Hanım, ona cevap vereyim. Hani bir söze girdiniz ya siz, herkesin işte 5 tane yakın çevresinin. Evet, insan sosyal ilişkileri toplamıdır ve sosyal atomumuz da işte 3-5 kişiden oluşur, doğrudur. Yani yakınlarımız bizim psikolojimizi tanımak açısından, hani arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim lafında tecessüm ettiği gibi, bu doğrudur. Fakat bunu şunun için söylemişseniz, ya kardeşim zaten sen çevrendeki 5 kişiden dolayı bu haldesin, kendini değiştiremiyorsan, onları değiştir diyorsanız buna katılmam. Yok yani, değil hocam. Hayır hayır, tamam, ben söylediniz diye demiyorum zaten. Çünkü böyle reçeteler çıkıyor ya şimdi. Yani şunu değiştir, bunu değiştir. Ya biz şimdi illa vurgulamamız gereken şey, sürekli burada üstünde durduğumuz şey, insan ilişkisinin önemi. Yani insan ilişkisi bizim eksiklerimizi de gösterebilir. Evet. Eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız bizim eksiklerimizi de gösterebilir. Ama onları değiştirden daha çok, yani onların tanınması ve onların bizim hayatımızda niye yer aldığının bilinmesi ve onlarla ilgili bizim yaptıklarımızın gözden geçirilmesi gibi önerilerde bulunmak lazım. Tükenmişlik sendromunu biz bugün daha çok mesleki anlamda kullanıyoruz. İyi de ediyoruz bence. Kemal Hoca'nın sözünü ettiği
tüketici kişilikler, kendini tüketici kişilikler var maalesef. Hı hı. Ama tükenmişlik sendromunu onlardan ziyade, ben mesela ben hekimim, çok fazla iş yüküyle doluyum. Ya da siz bir kamu kuruluşunda çalışıyorsunuz ve size çok fazla iş yükü geliyor ve onun ayarını yapamıyorsunuz. Bunu da depresyondan ayırt etmek lazım. Yani mesai içinde bitirmek zorunda kaldığınız işler var. Fakat ne sizin planlamanız ne de size yüklenilen işler onları o gün bitirmenize el vermiyor. Ve zaman içinde bu başaramamak, işini yapamamak insanı tüketiyor. Ve o ilişkilerine yansımaya başlıyor. Yani aynen depresyonda olduğu gibi bir ruh hali o insanda görülmeye başlıyor. Halbuki onun işini değiştirsek ya da işiyle ilgili daha düzgün planlamalar yapsak bundan kurtulacak ve bazı mesleklerde maalesef bunu çok fazla görüyoruz. Ve ben bazı insanlar, Kemal o işleri nasıl yapıyorlar, çok hayretler içinde kalıyorum. Mesela trafik polislerimiz, değil mi? Ya yani sürekli caddede ya da şimdi kaldırdılar, eskiden köprüde bilet kesen insanlar var, sürekli aynı işi yapıyor. Yani daha kendine zaman ayıramayan ya da işini planlayamayan, iradesini çabuk tüketen işlerde çalışanlarda çokça gördüğümüz bir durum. Daha çok izin kullanmalarına izin vermeleri lazım. Aslında yani iş hayatının çok fazla yeknesaklığa dayalı veya kendinden çok fazla vermeye dayalı mesleklerde izini daha geniş tutması lazım ki o insanlar kendilerini başka ortamlarda yenileyip işlerine daha tedarikli olarak gelebilsinler. Onunla ilgili sanki geçtiğimiz yıllarda bir düzenlemeye dair ben bir haber okumuştum. Şöyle 5 yılda bir, böyle 1 yıllık bir izin durumu gibi bir şey söz konusu olabilirdi. Öyle bir çalışma var diye hatırlıyorum ama ona yine bir bakmak lazım. Çok fazla mesaj var. Hepsini elbette ki okuyamıyorum. Birkaç tanesini ben... Güzellerinden olsun. Ama çok kısa kısa geçmemiz lazım çünkü değinmemiz gereken yerler var. Bu arada hocam sizi nasıl kılsınlar, istifade ediyorlar. Estağfurullah. Şimdi dediğimiz gibi başından sosyal medya hesaplarınızdan bizlere gönderdiğiniz mesajlar sonrasında biz bütün oradan bir yavaşla. Burayla Kemal Hocam'ın Yavaşla kitabı, Erol Hocam'ın İnternet ve Psikolojimiz kitabı. Bu hafta hediye edeceğimiz kitapları ben sizlere takdim ediyorum. Erol Gökhan'ın Türklerin Psikolojisi kitabı ve Kemal Sayar'ın Ruhun Labirentleri kitabını hediye edeceğiz efendim. Bizlere mesaj gönderiyorsunuz. O mesajlar arasından kura çekeceğiz ve o kurallar sonrasında da hediyelerimizi sizlere göndereceğiz. Bugün belli olmaz ama önümüzdeki hafta açıklarız. Fakat biz o arada göndermiş olacağız zaten. Ben müsaade ederseniz bir iki tane hemen soru buradan sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi Zeynep Rüzgar, dünyada yaşanan her olaydan anında haberdarız. Bu durum bizi günden güne daha da mutsuzlaştırıyor olabilir mi demiş. Olmaz olur mu? Yani o yüzden de ben mesela birçok tanıdığım var, haber izlemeyi bıraktılar. Tabii tabii. Çünkü çok fazla uyaran geliyor. Tabii. Hele hele sorumlu insanlar, vicdan sahipleri bu uyaranla doluyorlar. Ve vicdanlarının süzgecinden bunu geçirip böyle o huzurlu hissettikleri bir yaşantıyı bulmaları zorlaşıyor. Ama bunun çaresi nedir? Yani haber alma hakkı diye bir şey var. Haber verme, dünya onun üstüne kurulu zaten. Hocam belki gömülüp kalmamak lazım. Yani o haberleri bir sefer alırsınız. Daha sonra ısrarla 3 sefer, 5 sefer, 10 sefer aynı haberleri dinlediğiniz zaman o artık travmatizasyon sürecine giriyor. O haberler üzerinden biz örselenmeye başlıyoruz. Çünkü kendimizi çok çaresiz hissediyoruz. O çaresizlik duygusu da insanı tükenmişliğe götüren bir şey. Ben şahsen izleyicilerimize, yani diğer yapımcılar alınmasın ama bol cinayetli, bol komplolu sabah programlarını da izlemeyi bırakmalarını tavsiye ederim. İnsanı çok fazla kötülükle tanıştıran ve çok kötü bir dünyada yaşadığımız hissini uyandıran, insanı adeta felç eden, iradesini felç eden yapımlar bizi umutsuzluğa ve tükenmişliğe sürükleyebiliyor. İnsana umut veren, insanın içini insani duygularla ışıtan, ısıtan yapımlara ağırlık verelim. Eğer illa televizyon seyredeceksek, herkesin çatık kaşlı olduğu, herkesin birbirinin kuyusunu kazdığı yapımlar
bir süre sonra adaletli bir dünyaya duyduğumuz inancı zedeliyor ve bizi her an teyakkuzda, her an kötülük bekleyen endişeli, vehimli insanlara dönüştürüyor. Bu konuda lütfen dikkatli olalım. Televizyon karşısına geçirdiğimiz saatler depresyona dönüşen saatlerdir. Bu konuda sayısız çalışma var. Ne kadar ekran karşısındaysanız o kadar depresyona girersiniz. Yani ne haberdar kadar olacağız hocam ama bizi depresyona doğru götürecek bir takım şeylerin etkisi altında da kalmayacak. Sokak röportajlarında vardı ya Kemal, görüşülen insan, bir genç hanım diyordu ki mutsuzluk insanın tercihidir. Bak buralarda tercihi tabii ki. Yani sadece kara haberlere gömülürsen ya da kendini haber yapımcısının eline emanet edersen ve ya da işte dediğin tuhaf programlar, fakat onların enteresan etkileri de olabilir ha. Şöyle ki o olumsuz programları seyrediyorlar ya. Güya gerçek hayatı gösteren programlar bunlar. Bazı insanlar da çok şükür ben onlar gibi değilim havasında yaşayabiliyorlar ha. Ama bir süre sonra bizim hayatımızdan mutlaka kesişmeler çıkabilir o programlarda. Çıktığında biz de oradan özdeşimler kurup oraya sürüklenebiliriz. Yani o yüzden bunu niye yapıyor yapımcılar bilmiyorum. Yani çok daha iyi bilgilendirici. Çünkü reytingleri iyi hocam. Biliyorum. Çünkü yani insanı tam duygusundan yakalıyor. Evet. Tabii. Yani, başka hayatları röntgenlemiş oluyoruz. Başka hayatları merak ediyoruz. Birçok şeyi tahmin ediyoruz. İyi ki bende de yok diyoruz. İşte, yani bu duyguya da oynuyor. Yani ah bak başka ailelerde neler varmış duygusuna. Tecessüs duygusuna. Dedikodu yapamıyoruz ya. Yani komşuluk gitti vesaire. Onları da tatmin ediyor. Yani niye izleniyor onu biliyoruz ama. Ya biz izlemeyelim ya. Yani buradan duyuru yapmanın, kamu yayıncısıyız madem. Bir sakıncası yok. İzlemeyelim, bize bir hayrı yok yani. Hayrı yok, bir de olumsuzluğa sürükleyen bir tarafı var. Hem yani ben Kemal Hoca'nın konuştuklarından bunu anladım. Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Pek çok insandan bu tür olumsuz yapımlardan etkilenerek depresyonun katmerlendiğini, endişesinin arttığını ben bizatihi işittim. Ben şahsen çok endişeli insanlara çok fazla haber izlememelerini tavsiye ediyorum. Kendim de yetecek kadarı alıyorum. Sonra işime bakıyorum. Bir şeyler üretmeye, bir şeyler yazıp çizmeye, işte kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Yoksa aynı yerde tıkanıp kalıyoruz. Haber verme, haber alma hakkı var ama benim de ne kadar haber alacağımı ayarlama hakkım var. Tercihlerim. Biz de kendi hakkımızı kullanalım. Evet, işte bu da mutluluğa götüren şeylerden bir tanesi. Yani işe yararlık, kendi üzerinde, kendi hayatı üzerinde etkinlik. Kendi hayatımı kontrol edebilme kabiliyetim. Yani bir sürüde bir şey değilim, bir koyun değilim. İrademle. Beni reklamcılık endüstrisi, işte kapitalist endüstri, hatta tırnak içinde mutluluk endüstrisi gütmüyor. Kendi kararlarımı kendim verebiliyorum. Bu arada çok enteresan bir kitap, Mutluluk Endüstrisi, William Davis diye bir yazarın. Türkçe'ye bugünlerde kazandırılacağını duydum. İnşallah çıkar. Muazzam bir eleştiri getiriyor bu kapitalizmin mutluluk satması sürecine muazzam bir eleştiri getiriyor. Siz dediniz ya programın anonsunda bugün mutsuzluk salgını konuşacağız. Yani halbuki literatüre baktığımızda en çok eleştirilen şey mutluluk diktatörlüğü diyorlar adamlar. Yani herkes mutlu olmaya mecburmuş gibi. Ve aynı tarzda mutluluk. Pozitif düşünme dini diyorlar. Pozitif düşünme dini. Aman iyi düşün iyi olur falan. Evrene enerji gönder. Evet. Falan. Yani bunları çok masaya yatırmamız lazım. Çok yanlış. Bu saçma sapan New Age terapilerini de siz soruyu sorun. Ben de bir iki cümle içimi dökeyim. Onunla ilgili belki bir program yapabilirim. Kesinlikle. Kesinlikle. Din gibi oldu bu. Çok tuhaf bir şey. İnsanlar özellikle yoga, kuantum, kabala gibi akımlarda neden mutluluk arıyorlar? Yani biraz önce sizin yanlış insanlar, insanlar mutluluk arıyorlar. Yani temel derdimiz o. Yani dağın tepesinde bir şey var, onu gidip alırsak mutlu olacağız gibi yaşıyoruz hep. Yani Türkiye'deki bu anlamda hayat stratejilerinin yanlışlarından bir tanesi de eskiden emeklilikti Kemal Hocam. Yani çalışacağım, sonra emekli olunca mutluluk gelecek. Yani dağın tepesindeki hedeflerden birisi oydu. Yeni bu aşılıyor. Yani çalışmanın kendisi mutluluk sağlamıyorsa sana oradan bir şey gelmeyecek. Şimdi insanlar böyle angaje olunca mutluluğa
Öyle olunca tabii ki niye yogaya gidiyorsa, gidenlere çok bir sözüm de yok. Onu da ya yoga bunların en masumu. Tabii tabii. Yani bence. Anı evet. Yaşamaksa evet. Amaç onu ve bedenini daha keyifli hale getirmekse, maddeyi niye alıyorsa o tip şeyleri de ondan alışkanlık. Ben bu New Age fikriyatını çok zararlı buluyorum yer yer. Çünkü kurbanın kendisini suçluyor. Bize bu sır tarzı kitaplar şöyle bir ideoloji satıyor. Diyor ki başına gelen kötü şeyden dolayı sen mesulsün. Çünkü evet. Evrene doğru enerji göndermedin. Evrenden doğru enerji almadın. Ya adam kanser olmuş. Bir hastalık yaşıyor. Ve bu adama sen diyorsun ki sen kanser oldun, bunu kendin seçtin. Kurban insanı kendisini suçlamak gibi bir bahtsızlık yüklüyorsun bir de. Çok acımasız bir şey bu ya. Çok acımasız bir şey. Hocam zaten dönüp dolaşıp böyle inançlar. Evet. Dönüp dolaşıp seni, yani bir yerde mutluluk var, bir yerde sır var. Onu bulamıyorsan tabii bu senin sorumu yapıyor kabahat. Zaten. Kabahatin. Tabii. Tabii. Halbuki bilmem kime gitseydin tabii. Ya da bilmem neyi okusaydın bu olmayacaktı. Günümüzün günahı Erol Hocam. Günümüzün günahı Tanrı'ya karşı işlenmiş suç değil. Topluma karşı da işlenmiş suç değil. Günümüzün günahı İşte bu çağdaş mutluluk vaizlerinin bize söylediği şey, kendine karşı işlenmiş suç. Daha başarılı olmalıydın, daha mutlu olmalıydın, daha çekici olmalıydın. Kendine karşı suç işledin, kendini yeterince gerçekleştiremedin. En büyük günahın bu. Saçma sapan bir şey. Yani sorumluluğu bireyin kendisine atfeden yüklemek. Bu kişisel gelişim evet. Uzmanları. Bu konuya da girmeden bitirmeyelim istiyorum. Şöyle 3-4 dakikamız var. Burada bu kişisel gelişim uzmanlarına neden ihtiyaç duyuyoruzu soracağım ama öncesinde... Kolay çözüm, kolay. Şöyle bir dakikalık tabii. Bir şey söylemek istiyorum. Bir belgesel vardı James Ray'in yükselişi ve düşüşüyle ilgili. Hiç izlediniz mi bilmiyorum ama beni çok etkiledi. Neden etkiledi onu söyleyeceğim. Bu işin ne kadar uç noktası var diye düşündüm ve önüme böyle bir örnek çıktı. Şimdi aşama aşama 1000 kişilik bir ekip katılıyor James Ray'in etkinliklerine. Sonra bu yarısına iniyor derken en son aşama artık vücudun da dayanıklılığının işte ne bileyim bir takım şeyler vardır ya tarikatlar bunların inançlarına göre vücudun da dayanıklılıklarının test edildiği bir takım etkinlikler. Arizona çölünün ortasında bir tane kasaba gibi bir şey yapmışlar. Oraya 60 kişiyi götürüyorlar. Birçok testten geçiyor bu 60 kişi ve en son bir çadır yapıyor James Ray. O çadırın içerisine savunadaki taşlar gibi taşları koyuyorlar ve üstüne suyu döküyorlar ve orası tamamen 120 derecelik bir sıcaklığa ulaşıyor. Ve bu 60 kişi içeride James Ray'in sözlerini böyle komutlarını dinliyor, emirlerini dinliyor. O kadar önem atfetmişler ki kendine. O ne söylerse yani öyle bir motivasyon ki her şeyine inanıyorlar. Her söylediğin emir gibi kabul edip uygulamaya devam ediyorlar. Ya nefes alamıyorlar artık içeride çıkmaları gerekiyor. Ama hayır diyor, devam edeceksin orada. Ve orada 3 kişi hayatını kaybediyor. Şimdi bu etkinliklere katılmak için her bir kişi başına 10.000 dolar gibi bir para ödüyorlar. Bunu ödeyerek oraya gidiyorlar ve canlarından oluyorlar. Yani bu işin bir dur noktası var değil mi? Yani hangisi doğru kişisel uzmanı, hangisi değil? Biz bu ayrımı nasıl yapacağız? Vallahi şarlatanlarla dolu bir dünya burası. Yani insan, ben lafı ortasından söyleyeyim. Lütfen. Kitabın ortasından konuşayım. İnsanlara imkansızı vaat eden her şey sorgulanması gereken bir şeydir. Zahmetsiz bir mutluluk yok. Zahmetsiz bir huzur da yok. Emeksiz yemek olmaz derler ya. Çaba harcayacağız. Quick fix, çabuk çözüm yok. Yani bir tornavida bir vidayı değiştirir gibi insanların birden ruhsal yapıları birbirine bir yerlerine oturmaz. Bence çok büyüsel, çok böyle bu topraklarda kökü olmayan tuhaf, garip akımlara kapılmak yerine yani bu topraklardan gelip geçmiş bilgeler ne demişler? Biraz oraya bakalım. Kalbimizi bu toprağın türkülerine, hikayelerine, kıssalarına yaslayalım. Kendimizden bir şeyler öğrenmeye gayret edelim. Bu topraklardan bir şeyler öğrenmeye gayret edelim. Hocam böyle bir dakikada siz toparlayabilirsiniz eğer.
Kemal Hoca'nın bir kitabını gösterdin ya, Yavaşla. Yavaşla, evet. Yavaş eskiden Türklerin çocuklarına verdiği isimlerden bir tanesiydi, biliyor musun? Yavaş olmak. O da demin söylediğim örnekteki tersine dönmüş anlamı. Yavaş olalım. Hızlı, çabuk mutluluk beklemeyelim. Böyle bir şey yok. Evet. Ne ilaçta, ne alkolde, ne maddede, ne de senin kişisel gelişimcinde. Kim ki çabuk, hızlı mutluluk vaat ediyorsa şarlatandır. Şarlatandır. Evet, özetle. Şimdi bu hafta mutsuzluk salgınını konuştuk. Elbette ki bütün sorulara cevap bulmak mümkün değil. Ama bizi daha iyi düşünebilmemiz için sevk eden bir programdı diye düşünüyorum. Daha akılcı soruları bulabilmemiz için de iyi bir program olduğu kanaatindeyim. Önümüzdeki hafta saat 23'te Cumartesi günü yine bambaşka bir konuyla Profesör Doktor Sayın Erol Gökal ve Profesör Doktor Sayın Kemal Sayar'la birlikte karşınızda olacağız. İyi bir şey dileyebilir miyim? Lütfen söyleyelim öyle. Allah ülkemize, evet, milletimize esenlik, dirilik ve mutluluk bahşetsin. Amin. Bu amin. Topraklar büyük acılardan geçti. İnsanımız büyük acılardan geçti. Daha yani geçtiğimiz 3-5 sene içinde bile pek çok acıların süzgecinden geçtik. Bu acılar bize bir şey öğretsin. Birbirimizi sevmeyi, birbirimize hizmet etmeyi, birbirimiz için olmayı öğretsin. Çünkü benim kanaatime göre birbirimizi seversek vatanımızı daha çok seveceğiz. Vatanımızı seversek de birbirimizi daha çok seveceğiz. Evet, zor zamanlarda hiçbir şey kolay değil. Birlik, beraberlik zamanı. Öyle diyelim, öyle veda edelim. İyi geceler.